Efendim hayırlı geceler. Lider Haber ekranlarına hoş geldiniz. Büyük resim başladı. Bendeniz Murat Sunacı. Her hafta olduğu gibi iki değerli yorumcumuzla beraber gündemi ve perde arkasını yorumlamaya devam ediyoruz. Araştırmacı yazar Haluk Özdil ve stratejist yazar Murat Akan'la beraberiz. Birer girizgah sözü vereyim, gündem dop dolu, vakit kaybetmeden başlayalım. Murat Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tabii bu akşam gerçekten dolu dolu bir program izletmeyi düşünüyoruz. 20'nin üzerinde görsel var. Görsellerimiz var ve önemli konular var. Özellikle son dönemde çok tartışılan kim bu Elon Musk konusunu detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. İzleyenler için keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Evet. Haluk Hocam, hoş geldin. Haluk Hocam biraz gergin bugün yine. Evet, geçen haftaki gibi sinirli bu akşam. Evet. Çünkü ne yazık ki dünyayı batırdılar. Dünyayı batırdıkları gibi de maalesef her şeyin içine ettiler. Yani şu an yayındayız diye konuşmuyorum. Çok kızgınım. Ya yeter artık. Dünyayı gerçekten o kadar kötü bir yere doğru sürüklüyorlar ki. Ve herkesin gözünün içine bakarak yapılıyor bu iş. Maalesef bütün dünya adeta seyirci olmuş bir grup şeytani yapının temsilcisi, azgın elitler tarafından mahvedilen bir dünyayı görüyoruz. Tamam da elitlere kızıyorsun, bize niye gelip kızıyorsun yani? Yok, size kızmıyorum. Kızıyorsun ama yani geldin oraya, mesaj atıyoruz. Bütün yani enerjiyi düşürdün yani, sinirlendin, bize çattın. Yok, enerji daha yükselir. Daha mı yükseliyor? Yayın öncesi bir gerginliği var. Evet, bir gerginlik biraz var yani. Ben... Ha, bu arada da bir şey söyleyeyim. Şu gerçeği kabul edelim. İstanbul'la ilgili çok ciddi bir eleştirim var. Ya bak, artık bu İstanbul'a yeteri kadar insan geldi. İstanbul artık bu insanları kusuyor. Bak çok sert konuşuyorum yani, böyle gene kibar konuşuyorum. Bu kadar insanı kaldırmıyor. İstanbul burayı kaldırmıyor ya. Kaldırmıyor. Trafik kilit. İnsanları yolda yürüyemiyor. Gürültüden kendine gelemiyorsun. Çıldırmış bir şehre dönüşmüşüz. Yani böyle bir tuhaf günlerdeyiz. Yani şuraya gelene kadar insan manzaraları beni delirtti. Her gün delirmek zorunda mıyız ya? Arabası olan ayrı bir deliriyor. Arabası olmayan ayrı bir deliriyor. Yani İstanbul'u nasıl bu hale getirdiniz? Bir de şöyle bir şey var. Tamam da insanların işi gücü var, işine gücüne gidiyor. Sen gerginiz, nasıl gidiyorsun, onlar da öyle gidiyor. İnsanlar çok gergin. Yani tolerans yok, hiçbir şey yok. Kırmızı, yeşil yanar yanmaz kornaya basıyorlar. Hakaret, yani biraz tersliysen çıkaracak ya, arkadaşlar, bıçaklayacak falan. O noktaya geldi. Size söylemedim, insanlar. Dün ölümden döndük. Tamam mı? Tamam, alıştık diyeceğim de bunda alışkanlığı yok. Ya yolda 150 ile gidiyoruz. E5, gecenin saat 3. Bir tane adam önde... Durduk yere önümüze kırdı. Yani bizim şoför kendi usta bir şofördü. Yani yılların deneyimi var. Allah'tan mesafe bırakmıştı 30 metre kadar. Tam kıl payı kurtardık. Ve adam hiç umursamadan gidiyor. Tamam da İstanbul'un yani içerisinde 150 ile nasıl gidiyorsunuz? Bak, kendilerini ele veriyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak, cezalı, nasıl gidiyorsunuz? 150 ile gidiyor. 1-2 30 metre. Normalde 30 metre. Yarısı 50 metre, kadar 50 metre, metre olması 50 lazım. Metre olması lazım. Yani 150 ne olur? 75 metre. İki tane, bak, iki tane suç işlemişsiniz. Suç mu var burada? Evet. 1 150. Boş. Yakalanmış. Sanki de 75 metre mesafe olması lazım. Takip mesafesi çok kısa. Gece saat 3. Şimdi araba yok. Saatin, bak, buradan çıktıktan sonra trafik ekipleri biz seni yakalar. Peki o zaman bir şey söyleyeyim. Trafik ekibi bizi füze gibi geçti. Demek ki 200'e gidiyordu. Bu dedi yanımızdan geçti. O gitti. Devletin ekibi. Bir yere yetişiyordur. Peki hocam sinirlenme, bize kızma. Yok, sinirlenmiyorum gayet iyi. Ama sinirleneceğin başlıklar var bu akşam. Bugün yine gergin olacak. Şimdi sevgili dostlar, tabii Elon Musk'ı konuşacağız. Geçen hafta bir girizgah yapmıştık. Hatta başlık da öyleydi. Elon Musk iyi polis mi, kötü polis mi? Bu Elon Musk mı, Elon Musk mı? Elon Musk. Elon Musk okunuyor. Elon da deniyor. Elon. Elon diye yazılıyor, Elon diye okunuyor. Elon Musk. Bu nettir. Evet, ama Musk bizim dilimize çok ters geliyor. O yüzden Elon Musk diyebilirsiniz. Evet. Hiç yani Rothschild... Kızmaz hocam, ne dersiniz? Bak şöyle bir şey var. Rothschild ailesi diyoruz değil mi? Yani Rothschild diyorlar, Rothschild diyorlar. Birisi çıkıyor İngilizce Rothschild. Kardeşim bak, bir kaynağından okuyun ya. Birisi çıkmış. Bugün çok kızgın. Ya hayır. Her şeye kızıyorsun ya. Gerçekten her şeye kızıyorsun. Abi bak, bir dakika şu var. 3 numarayı bir hazırlayabilir miyiz? Şimdi adam çıkmış. Yönetmenim, ben 3 numara işte biliyorum. Bilmem kimim. Yıllardır şurada yayın yapıyorum. Rothschild diye. Ya adam Alman kardeşim. Anlamıyor, tamam mı? Alman. Onlar Rothschild okunmaz. Rothschild diye okunuyor. Çünkü bunu... O bütün direkt, harfler yazılı hayır, direkt Almanca'da. Kendi ifadesi var. Rothschild diye okuyun diyor. Yani bu direkt Alman kökenli. İşte Alman dedi ki Yahudi kökenli bir adam. Bunu sen İngilizce'ye ne çeviriyorsun? Türkiye'de bize bunu dikte ediyorsun ya. Evet. Bari bunu yapma artık. Bunu da bilmeyin ya. Başla. Peki hocam. Şimdi Elon Musk İsrail'e gitti. Başlık tamam. Şu. İsrail'e
Neden gitti? Zorla mı gitti? Mecbur mu bırakıldı? Mesaj neydi? Ya şimdi nasıl senle başlayayım hocam? Görseli de alalım. Şimdi 3'ü alacağız. Arkasından şu boş beşik görseli var. Onu da alacağız. 4'ü. 3-4 arasında gidelim. Diğerlerinde ben şimdi, numaralarını vereceğim. Evet 3'ü alalım. Burada tabii Netanyahu var. Beraber bir kare. İzleyelim önce bir bunu. Sesli alalım. Last night some of them returned home, not home yet, but they returned to Israel. Most of them were kidnapped from the houses over here. Is when the terrorists infiltrated into the kibbutz itself. This is the house of Bilhan. On his way back, he noticed several terrorists that were right over here. It's a symbol in the kibbutz. You have kids inside, the mothers and the fathers run around with them. But it's holding shells, specifically of a Negev, that was used here in order to protect the people. Evet şimdi bir dakika şimdi şu, ne göstereceksin? Şu çelik yelekler geldiğinde bir durdurabilir mi? Tamam, bir o zaman şimdi. Elon Musk'ın da önünde de var. Evet, şöyle o bölüm geldiğinde şimdi böyle bir dakika. Yok arkadaşlar şu Elon Musk'ın görüntüsünü tekrar verebilir. Ha şu tamam. Şurada durdur. Bak şimdi şurada. Şimdi şurada durdur. Ya arkadaşlar şimdi bak. Şu nedir Allah aşkına ya? Ya bu gerçekten bak, büyük bir tiyatro oynanıyor. Büyük yani bir şu tiyatro. An tehlikeliyiz ya. Tehlikeli. Bak, ateş peki, menzilinde izliyor. Ya nerede ateş menzilinde Allah aşkına? Gören de zanneder ki İsrail gerçekten de dünyanın en büyük devleti tarafından kuşatılmış. İşte Elon Musk da gelmiş. Ya bakın aslında bu niye giydirildi biliyor musunuz? Çelik yelek. Şunu ima etmeye çalışıyorlar. Ya da şu mesajı vermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz o kadar büyük bir tehdit altındayız ki her an vurulabiliriz. Kendimizi savunuyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Bak çok güzel. Kendimizi savunuyoruz. Şimdi bir de burada asker var. Asker. Ya arkadaş tamam hadi Netanyahu geldi. Sivil. Elon Musk'a bunu anlatıyor. Anlatıyor. Burada askerin işi ne ya? Asker niye anlatıyor ya? Kardeşim sen bir kere askeri ulusal güvenlik danışmanı gelmiş işte Elon Musk'a bilgi veriyor. Yani ne sıfatla orada? Sen ne vermeye çalışıyorsun? Üstü kapalı tehdit ediyorsun kardeşim. Bir de burada şey vardı. Boş beşik. O gelirse arkadaşlar bir tane resim var. Resmi vardı. Alalım üzerine konuş. Buradan, ha öyle yapalım. Evet. Bir de boş resim de var. Bunun devamında yani şu çelik yelek deyip de buraya gelmesi dünyaya çok önemli bir mesaj veriyorlar. Şöyle efendim, biz büyük bir tehdit altındayız. Bakın işte şeyi de giydiriyorlar. Elon Musk'ı da korkutuyorlar. Bak ne kadar. Hah geldi şimdi. Şunu ben da yorumlayalım beraber. Geldi, dur. Biraz daha müsaade edersen. Şimdi bu şöyle, çünkü tamam. Görüntülerde var. Bu bir boş beşik. O kadar ajitasyon yapıyorlar. O kadar ne derler ona. Evet. Müthiş bir propaganda bu. Beşiğin içinde. Ya arkadaş. Biraz daha yakından gösterebiliyor musun? Arkadaş sen tamam. Gazze'de bakın Gazze'de 16 bin kişiyi öldürmüşsün. 16 bin sivil ölmüş ve bunların %75'i kadın ve çocuklardan oluşuyor ki ölen çocuk sayısı 5500 ya. 5500. Ya şöyle. Şimdi getirmişsin burada. Tamam bak bu da bak buna da acıyorum. Kim olursa olsun ırkı, cinsi, uyruğu kim olursa olsun sivil ölümlerini asla tasvip etmiyoruz. Ama çok şimdi komik, burada çok bir tane bilmiyoruz. Yani bu mizansen büyük bir ihtimalle. Şuraya bakar mısın bak cebin ha, eller, aynı şey burada. Şöyle. Burada daha güzel bak, görüyor. Şurada içinde giymiş. Çelik ceket yelekler. Üzerinde. Şu, bak, eller baksana. Kaç tane koruma var? Gerçekten bak, o kadar cebinde. Sıkı korunuyor ki. O kadar büyük tehdit var ki onlara göre. Yani şuraya bakar mısın laçkalık ya? Ya çok komik yani İsrail sahne. Savunma Bakanlığı'ndan birisi gelmiş. Resmen briefing veriyor.
Bakın Netanyahu ya da orada sivil birisi de anlatabilirdi bunu ya. Bir tane kamu diplomasisini bilen sivil yok muydu? Askerlere anlattırıyorsun bunu. Arkadaşlar buradaki olay şudur. Burada sübliminal mesaj tekniği uygulanıyor. Tamam bak ilk baştan beri o girilen çelik yedek. Mesaj şu: saldırı altındayız, kendimizi savunuyoruz. İki, gezdiği yerler var. En son bir çocuk, çocuklarımızı öldürdüler. Bak mesaj direkt veriliyor. Çocuklarımızı öldürdüler. İçine mermi kovanları atmışlar. Şarapnel parçaları da var. Evet. Ve burada büyük çocukları bir katlettiler. Bak burada insanların bilinçaltına o mesajı yerleştirdiler. Ama burada bir varlık görüyoruz. O varlık da Elon Musk. Elon Musk'ın bakışına bakar mısınız? Bak. Hayır, burada bir ellere baksana. Hayır. Ya buraya bak. Böyle bir saygı baksana. Var. Bu da cebinde elleri şuraya cebinde. Bakar mısın? Hayır. Bu tiyatronun takip. Hayır, hayır. Ha. Yüzüne bakın. Bak yüzüne odaklanın. Nasıl bakıyor? Ya burada resmen bir tiyatro acıyarak, içi acıyarak, acı çekerek bakıyor. Ya böyle bir tiyatro olmaz. Evet. Daha sen iki gün önce Gazze'de yapılanlar ve Filistin'e karşı hani bir tepki destek veriyorsun. İki gün sonra geliyorsun ve şöyle diyorsun: evet bunlar öldürülmeli çünkü bunlar laftan anlamıyor, barıştan anlamıyor. Şimdi gelelim işin özüne. Şu 3-4 kelebekte onlar görsel kalabilir. Buyur hocam, devam versinler. Et. Versinler. Bak şöyle açık konuşuyorum size. Dünyanın beynine direkt olarak frekanslarla ama bir taraftan da medyadan serbest edilen bu tür görüntülerle giriyorlar. İnsanların beynine işleniyor bunlar. Bakın bilinçaltına işleniyor. Kimse farkında değil. Bizim medyamızla bunları vererek bir şekilde onlara hizmet etmiş oluyor. Bu tür görüntüleri aslında onlar vermiyor. Mesela Gazze'deki hiçbir görüntüyü siz Batı medyasında göremezsiniz. Bizim burada gördüklerimizi. Ama ne oluyor? İsrail'le ilgili boş beşiğe kadar bunlar bizim medyamızda işlendiği için bu Türkiye'nin içinde bile bir takım insanlarda soru işareti uyandırıyorlar ve İsrail'e karşı bir destek sağlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri biz barıştan taraf değiliz, savaş başladı diye kaç gündür açıklama yapıyor, net olarak bu. Tamam mı? Şu an diyor barış yok. Ya bir taraftan savaş ve kan dökülmesini isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, diğer tarafta da Elon Musk'ı figür olarak kullanıp aslında Z kuşağının hani bir şekilde örnek aldığı bir isim. Bak küreselcilerin Z kuşağını kandırmak için öne çıkardığı isim Elon Musk. Elon Musk, ben biz konuştuğumuz gibi konuşalım. Bunu yüz ifadesi, davranış biçimleri ve sözleriyle öne çıkardılar ve dolayısıyla insanların Z kuşağının beynine girdiler. Şu anda emin olun, üzülerek söylüyorum, Türkiye'de de birçok Z kuşağı bu görüntülerden etkilendiği için İsrail'e sempati duymaya başlayabilir. Bak çok değişik, farklı bir beyin yıkama sistemi tüm dünya çapında. Zaten medya kimin? Medya bildiğimiz hani direkt olarak küreselcilerin elinde, uluslararası büyük medyadan bahsediyoruz. Bizde de burada 5 tane onların aslında şubesi var. Her ne kadar burada ulusal gibi görünüyor, ulusal değil. Amerika'ya bağlı. 2-3 tanesi muhalif, 2 tanesi, bir tanesi de öbür türlü görünüyor. Yani anlayacağınız, garip bir ülkedeyiz ve garip bir dünyadayız. Dünya tarihi bugüne kadar gelmiş geçmiş en korkunç beyin yıkama saldırısıyla karşı karşıya. Bak bugüne kadar bunlar yapılmadı. Hitler yapmadı. Hitler'in böyle bir gücü yoktu. Çünkü hani bu şekil uluslararası medya gücü. Hitler kendi ölçüsünde dahilik gösterip başardı ama bunlar Hitler'den 2 adım daha üstte. Ama onu şimdi şöyle bir şey var, onu da vereceğiz ama rehinelerin geri dönerken mutlu pozları var. Tamam, o da aynı. Yani şöyle bir durum var, yani bize eziyet edilmedi ki Filistinli rehinelerinde yaşadıkları var. Onları da görsellerimizde var ama. Evet. Bence hani sen dedin ya hocam, hani gençlerin bir sempatisi oluşabilir. Tabii ki. Ben o katıldığım tarafı var, katılmadığım tarafı şu. Yani İsrail'in son dönemde ciddi anlamda birçok ülkeden, özellikle Avrupa ülkelerinden de aldığı tepkilerden, hani bu rehine için birkaç günlük bir hani ateşkes yapılması bence aslında kendilerini için alınmış bir hani nefes alma arasıydı bu. Ben hani içerisinde insani ara. İnsani ara. Ben İsrail'in ciddi anlamda
sıkıntı yaşadığını ve dünya kamuoyuna da bunu anlatamadıkları ve ciddi anlamda tepki yaşadıkları için böyle bir araya başvurmalarını düşünüyorum. Dolayısıyla şu an medyada Türkiye dahil olmak üzere İsrail'e sempati değil, ciddi anlamda bir nefret oluştu. Ya şimdi bak, bu açıdan, ciddi anlamda bir nefret. Şimdi var. Sen bu açıdan söylüyorsun, ben o açıdan söylemiyorum. Şu anda bir genç zihni düşün. Ya ama Elon Musk bak, falan kurtarmaz yani. Bak, genç zihinleri düşün. Olay farklı. Çünkü benim dönemimde Amerika'ya, Amerika hayranlığı da böyle oluşturuldu. Ta ki Vietnam Savaşı'nda o çıplak kızın nükleer patlıyor, hani bomba, nükleer değil de artık bomba patlıyor, napalm bombası. O yangından yanan, her yer yanmış, insanlar, ormanlar yanıyor ve kız çıplak ayakla koşuyor, 10-12 yaşında bir kız. Bir tane fotoğraf bütün Amerikan algısını değiştirdi. Amerika bunu bildiği için o algıyı tersi çevirdi şu anda. Evet. Bak, dünyadaki bütün Amerika karşıtlığının en büyük şeyidir. Altı yazılıyor. Şimdi aynısını burada Amerika kullanıyor. Bak, burada bu bütün servis edilen görüntülerin hepsi, ama hepsi sadece sübliminal mesaj içeriyor. Boş beşik öldürülen çocukları içeriyor. Öbür taraftaki işte şeyler, öldürülen sivilleri içeriyor. Ve Z kuşağına Elon Musk üzerinden, ki yüz ifadesi çok üzgün. Yani böyle hani kahrolmuş bir adam ve acıyarak bakıyor. Bu çocukları nasıl öldürdünüz mesajı veriyor. Ve dolayısıyla burada şu çıkıyor. Yani burada bizi etkilemesi mümkün değil. Ama bunların, küreselci yapının umurunda değiliz. Bak, benim yaş grubum, senin yaş grubun, senin yaş grubun küreselcileri enterese etmiyor. Çünkü onlar 2030'a şartlanmış durumda. Bugünün 20'li yaşlarda, 18 yaşlarındaki çocukları 2030'da nasıl şartlayacaklarını biliyorlar. O yüzden burada İsrail'e karşı bir sempati oluşturacaklarsa o kitle üzerinden oluşturacaklar. En büyük zararı da ne yazık ki işte o daha önceki bir takım terör örgütleri, IŞİD ve benzeri, hani İslamiyet adına hareket ettiğini iddia eden ama korkunç şeyler yapan, bu nedenle İslamiyet'e en büyük zararı veren, tapınak şövalyelerinden daha büyük zarar veren yapılar yüzünden bu mesajlar devam ediyor. Bu çocuklar kardeşim, o görüntüler yüzünden Batı'ya sempati duyuyorlar. Ve burada da Hamas'ın, bak Hamas'ın yaptığı bana göre en büyük yanlışlardan biri o yüzü kapalı. Tamam mı? Fotoğraflar, yüzü maskeli, elleri silahlı olan var ya, direkt öbür tarafı çağrıştırdığı için bunu da IŞİD'e benzeterek yaptırıyorlar. Hani İsrail öyle işliyor. Yani şimdi onlar kendileri tanınmamak amacıyla yapılıyor. Evet, hedef olmasınlar hatta diye. Hatta bir tanesinin yüzünü annesi açtı. O da basına yansıdı. Şimdi sen onun perde arkasını anlatmak lazım. Evet. Ben şimdi burada altıyı bir hazırlayalım. Şimdi burada Haluk Hoca'nın bazı söylediklerine bazılarına katılıyorum ama bazılarına da katılmıyorum. Şöyle, öncelikle Elon Musk'ın, bizim deyimizde Elon Musk'ın İsrail'e niye gittiğine bakmak lazım. Bir, şimdi hatırlayın, Elon Musk bu Twitter'ı alırken işte aldıydı, almadıydı, efendim araya birileri girdi, fiyat yükseldi vesaire filan. Bayağı bir sonra gitti geldi. Sonra mahkemelik bile oldular biliyorsunuz. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Biz her zaman savunduğumuz bir düşünce var bizim. O da şu, devletler arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkiler var, evet. Uluslararası kurumlar var, evet. İşte her ülkenin diplomatik girişimleri oluyor. Fakat bunların üstünde bir sivil örümcek ağı var. Tabiri caizse sivil örümcek ağı. Bu kimden oluşuyor? Sermaye oligarşisi dediğimiz, küresel alanda faaliyet gösteren para babaları ya da küresel büyük şirketlerin sahipleri, CEO'ları vesaire filan, bir devletler üstü yapılanma. Bunu Rockefeller zamanında açık net şekilde söyledi. Hep örnek veririm. Almanya'nın Baden-Baden şehrinde 1991'de bir Bilderberg toplantısı yapılıyor. Evet. David Rockefeller'a diyorlar ki, ya bu kadar toplantı yapıyorsunuz, bu kadar para harcıyorsunuz, ya nedir derdiniz, yani amacınız nedir? Diyor ki, bizim amacımız dünyada, diyor, devletler, devletleri yönetenler gelip geçici, diyor. Yani seçilen liderleri, diyor. Dolayısıyla, diyor, burada kalıcı bizleriz, diyor. Şirketleri ifade ediyor. Yani küresel şirketleri ve o sermaye oligarşisinin sahiplerini ifade ediyor. Diyor ki, biz bankerler ve elitlerden oluşan devletler üstü bir yapılanmanın dünyanın geleceğinde çok daha büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Ve amacımız da bunu gerçekleştirmek, diyor. Bu ne demek? Ulus devleti yönetenler seçilebilirler, devletlerini de yönetebilirler ama
biz onları da yönetiriz demektir. Şimdi burada bunu nasıl yapıyorlar peki? Bu dünyayı nasıl, hani diyor hep derler ya işte dünyayı 12 aile yönetiyor, 13 aile yönetiyor vesaire filan. Tabi düğmeye basıp dünyayı yönetme diye bir şey yok. Nasıl yapıyorlar bunu? Ellerinde bir takım enstrümanlar var, araçlar var. Nedir? Bugün baktığınızda para. Bankacılık sistemi, para. Değil mi? Bankacılık sistemi. Ya kim kurmuş arkadaş? Şunu bir açıklayın. Ülkelerin merkez bankalarını kim kurmuş ya? Ya bu gizli saklı kim bilgi değil ki. Kim kurmuş ya da almış. Rothschild kurmuş. Yani Avrupa'ya geldiğinde Avrupa'nın 5 ülkesi İtalya'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş, Almanya'ya gitmiş, İngiltere'ye gitmiş. Yani parsellemişler tabiri caizse. Savaşları, 1700'lü yıllarda karşılığında itibaren almışlar. Sana silah vereyim, para yardımı yapayım, merkez bankanı ben yöneteyim. Yöneteyim. Bu şekilde Osmanlı almışlar. Osmanlı Bankası diyoruz ya. Osmanlı Bankası'nı kuran kim? Rothschild'ler ya. Osmanlı Bankası. Adı Osmanlı ama Merkez Bankası kurmuş, mesela. İngilizler kurmuş. Tabii. Şimdi dolayısıyla şu var. Bir, paraya hükmediyorlar. Paraya hükmeden gücü elinde bulunduruyor. Para her şey demek değildir. Ha, bunların bütün amaçları para kazanmak falan demiyorum ha. Bunların yeterince parası var zaten. İki, şimdi ellerinde sivil toplum kuruluşları var. Tırnak içerisinde söylüyorum, sivil toplum kuruluşları. Bunlar bilerek kuruluyor, yapılıyor. Küresel alanda birçok sivil toplum kuruluşu var. Bunları ne yapıyorlar? İstedikleri zaman harekete geçiriyorlar. İki, think tank kuruluşları var. Yani düşünce kuruluşları var. Bunları bir örümcek ağı gibi dünyanın farklı ülkelerinde bunları kurduruyorlar. Büyük finansman sağlıyorlar ve dolayısıyla da raporlar çıkarıyorlar mesela. Her yıl farklı farklı ülkeler aleyhinde, lehinde isteyen rapor sipariş veriyor. Savaşlar konusunda vesaire. Bunlar raporlar oluşturuyor. Mesela derece kuruluşları var biliyor musun? Yani hani ülkelerin ekonomilerini değerlendirme derece kuruluşları var. Bakın işte şu bunlar bile ya. Bakın bunlar bile bilinçli olarak kurulan şeyler. Ülkelere not veriyor ya. Not veriyor. Kim bunların sahipleri kardeşim? Bir araştırın bakalım. Yine sermaye onlarda, basın, küresel basın. Bakın bakalım bugün dünyada en etkili küresel gazetelerin sahipleri kimler ya? Kimler? Ya, dolayısıyla dünyayı tutup da yani böyle düğmeye basıp yönetmiyorlar. Ellerindeki bu araçları, saydığım araçları kullanıyorlar. Şimdi nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Bunları yönetebilmek için bir takım yüzlere ihtiyaçları var. Bir takım figürlere ihtiyaçları var. Bunlar kim? Ben sana sayayım işte. Bill Gates. Biz ne zaman gördük? Koronavirüs sürecinde gördük. Koronavirüs parladı. Peki şimdi koronavirüs sürecinde en çok konuşan kimdi? Bill Gates'ti değil mi? Bill Gates. Evet. Kardeşim Bill Gates doktor muydu? Hayır. Ama siz de biliyorsunuz, herkes de biliyor. O süreçte bütün ülkelerin sağlık bakanlıkları kimin ağzına bakıyordu? Onun. Bill Gates'in ağzına bakıyordu evet. Ya. Bütün kararlar o veriyordu. Yani kimse inkar etmesin. Ya bugün gelinen nokta, birazdan izleyeceğiz. Yani Texas'ta Texas Başsavcılığı soruşturma başlattı vesaire. Onu konuşacağız. Ama şu var. Demek istediğim, bu figürler Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, işte Elon Musk, Bill Gates ve adını daha saymadığınız birçok böyle para babası var. Bunlar o küresel oligarşinin, sermaye oligarşisinin görünürdeki temsilcileri. O devletler üstü yapılanmanın elemanları. Aynı zamanda bunlar Dünya Ekonomik Forumu'nun genç liderler zirvesinde yetiştirilmiş belli bir programı almış ki bunun belgelerini ben son yazdığım kitapta, küresel hipnoz kitabında koydum yani. Orada yetiştirilmiş mesela Bill Gates, Elon Musk buradan yetiştirilmiş insanlar. Şimdi peki bunların içerisinde Elon Musk son zamanlarda neden ön plana çıktı? Soru bu. Baktığınız zaman işte Jeff Bezos'ların, Mark Zuckerberg mesela çok yıprandı. Amerikan Kongresi'ne bile gitti, ifade verirdi. Yani orada bir takım gayrimeşru işler yapmaya başladı. Hangi işler? Bizim bilgilerimizi, sizin bizim bilgilerimizi aldı, şirketlere sattı. Bunu da kabul etti, onu söyleyeyim. FBI'ya da verdi. Bunu kabul etti. Bak bunu kabul etti. Şimdi bir oligarşi var diyoruz. Bu oligarşinin adamları diyoruz bunlar. Mark Zuckerberg değil mi? Elinde işte Facebook, bir takım Instagram vesaire filan şeyler var. Sosyal medya, küresel sosyal medya ağları var. NATO, bildiğimiz NATO var ya. Meta. Meta değil, NATO, NATO. Ha yok, NATO'da Meta var. Meta onun şirketi, evet. NATO, Mark Zuckerberg'le anlaşma yapmış. Bak koskoca NATO. Ya Mark Zuckerberg'le niye anlaşma yapıyor ya? Ne anlaşması biliyor musun? Küresel alanda algı oluşturma, algı çalışması anlaşması yapmış. Zaten çık Amerikan seçimleriyle ilgili de bir yargı sürecine girmişti. Tabii seçimlere müdahale var, yönlendirme hocam, var, bilgileri satma var. Geldin yani. Bir yere daha gireceğim. Şimdi demek ki bunlar... Sana katıldığı yer, medyada böyle bir şey yapılabilir kısmı, yer, evet. Katılmadığı bu, kısmı da bu, bak bu neyi gösteriyor? Bir yapının, devletler üstü bir yapılanmanın olduğunu gösteriyor. Tamam. Şimdi
Bill Gates ne yaptı? Koronavirüs döneminde bazı yanlış adımlar attı. Niye ayrıldılar Melinda Bill Gates'le? Bill Gates'le Melinda Gates niye ayrıldı? Ama vakfa ortaklıkları devam ediyor. Bak orada Bill Gates koronavirüs döneminde çok ön plana çıktı. Bir, iki, kendisi doğrudan bu işin ticaretine başladı. Hangi işin olduğunu biliyor herkes. O malum şeylerin maalesef, ticaretine başladı. Maalesef. Ayrıca aşırı derecede ön plana çıktı. Birileri dedi ki ya sen sana verilen görevi sen aşıyorsun kardeşim. Hatta ne dedi? Hatırla. Ben Tanrı'nın dünyadaki işini yarım kalan, yarım bıraktığı şey işi yapıyorum. Yapıyorum. Tamamlıyorum. Sonu oldu zaten. Tamamlıyorum. Evet. Ondan sonra ne oldu? Bir el, Bill Gates'in efendim bilmem kaç yıl önce yapmış olduğu kirli şeyleri, işleri pazara çıkarmaya başladı. Eski sevgilisi ortaya çıktı, Rus efendim sevgilisi. Efendim işte o şeyle bir tane... Rus ajan sevgilisi ortaya çıktı. O bir de hani Epstein olayıyla bağlantısı olayı çıktı işte falan filan. Sapkınlık. Sonra dosyayı sürdüler. Sonra şirkette işte taciz olayları ortaya saçıldı ve ne oldu? Eşiyle boşandılar. Değil mi? Boşandılar. Şimdi normalde dünyadaki bütün boşanmalara baktığınızda ne oluyor? Karı koca boşandığı zaman mal bölüşümü yapıyorlar değil mi? Paylaşımı yapıyorlar. Niye gülüyorsun Murat ya? Yok. Ya şimdi ben de güldürdüm. Dünyadaki bütün boşanma deyince gülmeye başladım. Boşanmalarda. Şimdi normalde boşanmalarda mal paylaşımı yapılıyor, bölüşülüyor değil mi? Burada ne yaptılar? Parayı bölüşmediler. Bölüşmediler. Vakfın üzerinde 130 milyar doları, 130 milyar doları nereye bağışladılar? Vakfa bağışladılar. Işte. Yani Melinda Bill Gates Vakfı'na bağışladılar. Türkçesi şu mu? Zaten bu para bizim değildi. Türkçesi bu. Bak işte mesele o. Yani saymış olduğumuz o isimlere verilen paralar emanet kardeşim. Emanet. Onların parası değil. Şimdi Elon Musk'ın efendim 270 milyar doları varmış. Efendim Jeff Bezos'ın 300 milyar doları varmış. Bilmem Bill Gates'in 140 milyar doları varmış. Bu paralar bunların değil kardeşim. Evet. Bu paralar birisi veriyor. Şimdi Elon Musk'ın niye ön plana çıktı onu da anlatayım geçeceğim. Video, o videoyu izleyelim. Yorumu var İsrail gezisinden sonra. Onu alacağız. Bir de bir künye görüntüsü var. Onu da alacağız. Şunu tamamlayın. Tamam geçelim. Ben sesli alalım. Şimdi bu isimler yıprandı bazı isimler. Bunların yerine Elon Musk'ı sahaya sürdüler. Yani yeni bir yüz. Efendim küreselcilere karşı bakın mücadele veriyor. Özgürlükçü tırnak içerisinde ve yeni bir sima. Dolayısıyla küreselcilerin iyi polisi olarak sahaya sürüldü ve bunu çok iyi oynadı. Bakın bunu çok iyi oynadı. Şu anda da oynamaya devam ediyor. İstersen izleyelim sonra sesi konuşalım. Sesi bir alalım. Yani burada seninle ayrışıyoruz biz. Ha, iyi bir propaganda yaptığı konusunda da ben ayrışıyorum. Murat'a katılıyorum. Evet. O da şu. İsrail bana göre propaganda hatası yapıyor. Evet. Dur şunu bir dinleyelim. Evet. Difficult day to see the places where people were murdered. I just did a talk with the Prime Minister, and I think there's, I mean, obviously that there are three things that need to happen in the Gaza situation. I mean, there's no choice but to kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. They're not going to change their mind. But, and then the second thing is to change the education so that a new generation of murderers is not trained to be murderers. Şimdi şöyle bir şey İsrail var. Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşmesinde bunları ifade ediyor. Çok ince bir detay diyor ki çok zor bir gündü diyor. Hani biraz önce görseli gördük ya. Evet. Askerlerin içerisinde işte üzerleri bir şekilde korunmuş hani sanki orada bir tehdit varmış gibi yani komik bir sahnede çok zor bir gündü diyor. Bir de Gazze'ye gidip bir görse o bombalanan önemli bir cümle yerleri. Daha söylüyor. Diyor ki bunları yapanların hepsini öldürün diyor. Öldürmesi gerekiyor. Oraya da geleceğim ama çok zor bir günmüş bir de. Bir de Gazze'deki o çoluk çocuğun öldüğü o mahallelere, o binaların yıkıldığı yerlere gidip bir baksa. Acaba ya arkadaşlar, zor gün nasıl olurmuş onu bir görse. Burada bir şey yaklaşım hatası var. Ayrılıyoruz sizlerle. Olay şu. Burada Elon Musk'ı terbiye ediyorlar ya. Ya terbiye ediyorlar. Buna aslında katılıyoruz. Tamam doğru ona şey katılıyoruz. Yani şu anda zaten onunla ayrışmış diyoruz zaten. Ayrışmıyoruz onda. Ayrışmayalım ya. Yani tabii orada askerlerin gelip briefing vermesi. Yani görevini de yapıyor işte. Çıktı işte bu, bunu yaptı. Aha, bak şimdi oradan ayrıldıktan başladı. Sonra yapmış olduğu açıklamalar da var. O da çok önemli. Hmm. Yani dolayısıyla şu var. Şu boynundaki künyeyi de alalım. 8 numara. Ha, Elon Musk. Ya buraya hani böyle nazik davet edildi ya. Nazikçe evet. Davet evet. Edildi diyorlar ya. Esasında buraya tehdit edilerek getirildi. Çünkü Yahudi lobileri devreye girdi. Dediler ki aklını başına al. Bak
sana verdiğimiz rolü fazla oynuyorsun. Çünkü bir de Twitter'da X'te meydanı boş bıraktı. İstediğinizi yazabilirsiniz. Tabii. Sansür yok dedi. Kulak çekildi. Doğru mu? Kesinlikle. Yeter bu kadar fazla ileri gitme. Sana verdiğimiz görevin dışına çıkma dediler. Şimdi, ve İsrail'e gittikten sonra. Sansür gelir mi? Geliyor. Gelmeye başladı çünkü yani Filistinli ön plana çıkan şeyleri yavaş yavaş devre dışı bırakmaya başlamış hesaplar. Şu künye. Ha, burada da çok enteresan bir durum var. Şimdi künye var. Yaklaştırabilir miyiz? Bir zoom yapabilir miyiz? Hatta şeye verirlerse bak bu künye orada güya işte ölen bir çocuğun künyesi olduğu ifade ediliyor. Ve diyor ki işte Hamas temizlenene kadar diyor bu künyeyi çıkarmayacağım diyor. Yaklaştırabilirsek eğer oluyorsa. Güzel. Olayı görüyorsunuz değil şimdi, mi? Şimdi Hamas diyor. Bozunu. Hamas diyor tamamen bitinceye kadar bu künyeyi çıkarmayacağım diyor. Yani şimdi burada nasıl bir nesnel yaklaşım söz konusu? Ya ben oran veriyorum 5500 belki bugün itibariyle daha fazla çocuk ölmüş Gazze'de ve 16.000 insanı katletmişsiniz. Bunların %75'i 76'sı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Siz gidiyorsunuz efendim boynunuza bir şey ne derler buna? Kolye değil de künye takıyorsunuz. Künye takıyorsun. Ha bir tane çocuk da ölmesin bakın. Bu İsrailli de olsa başka bir ölmesin çocuk, siviller ölmesin diyoruz. Her iki taraf için de söylüyoruz ama ya burada gerçekten tam bir katliam yaşanırken öbür tarafta gidip tiyatroyu bütün dünyaya izletmek insanların vicdanını karalıyor, yaralıyor. O yüzden de ben Elon Musk'ın hiçbir zaman, bakın yeni söylemiyorum, daha önce de ben çok yayın yaptım Elon Musk'la ilgili. Başka televizyonlara da değerlendirmeler yaptık. Elon Musk, küreselcilerin iyi polisidir kardeşim. Kimse kimseyi kandırmasın. Bunlar bakın bu kadar parayı bir kişiye vermezler. Şimdi düşünebiliyor musun? Arkadaş Elon Musk Çin'de yatırımları var. Rusya'da yatırımları var. Amerika'da yatırımları var. Dünyada yani birbirine tırnak içerisinde düşman olan bütün ülkelerde yatırımları var. Kimse dokunamıyor ya. Evet. Sonra ve Pentagon'la gidiyor. İş yapıyor. NASA'yla gidiyor. Starlink projelerini yapıyor. Sonra bu adam nasıl bağımsız arkadaş? Kim diyor? Yani milleti kandırmayın ya. Sonra ya. Reklam vermeyenlere hakaret ediyor. Evet, şimdi orada da yani bak orada şeyden İsrail'den döndükten sonra da o sesle dinleyelim bakalım orada baştan inşallah şöyle küfür yoktur. Videoyu bir alalım en baştan bir dinleyelim sesle. But there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. That this had been said online, there was all of the criticism, there was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope today. They stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Well, let me ask you then, how do you think then about the economics of X? If part of the underlying model, at least today, and maybe it needs to shift, maybe the answer is it needs to shift away from advertising. If you believe that this is the one part of your business where you will be beholden to those who have this view, what do you do? G-F-Y. I understand that, but there's a reality too. Evet, hocam. Yes, no. Sesi alalım, tamam. Ya şimdi burada İsrail'de gidip farklı konuşmak, buraya gelip farklı konuşmak insanlar bunu yemiyor. Bakın iki yüzlü davranmanın alemi yoktur. Twitter bana göre dünyada istihbarat için kurulmuş küresel bir sosyal medya. Algı amacıyla kurulmuş. Evet. Hem algı hem de istihbarat. İstihbaratın şekli değişiyor. Artık eskiden James Bond'lar vardı vesaire filan böyle falanca ülkeye gönder de istihbarat toplansın. Efendim falanca ülkede şunu ajan edindir. Tabii bunlar önemli şeyler. Ama bakın artık dünya değişiyor, dijitalleşiyor ve istihbarat da dijital alana sıkışıp kalıyor. Evet. Şimdi biz sosyal medya ağları kullanıyoruz değil mi? İşte herkes adını biliyor, küresel sosyal medya ağları. Ya bunları kimse kimseye böyle kara kaşına, kara gözüne heves ya da çok sevdiği için bize sunmuyorlar ki bunları. Bir amacı var bu sosyal medya ağlarının. Esasında çok önemli dijital istihbarat mecraları bunlar. O yüzden bugün istihbarat örgütleri ki CIA, Çin istihbaratı sırf sosyal medya analizi yapabilmesi için mesela 2016 yılında CIA 3500 kişi aldı. Ali Koç 3500 kişi. Bunlar niye alıyorlar? Analiz ediyorlar. Twitter çok önemli bir mecra. Ülkelerin gündemini takip edebiliyorsunuz. Kim ne konuşuyor, ne ediyor biliyorsunuz. Hashtag'lerle birlikte vesaire filan. O yüzden
sosyal medyayı, bu Twitter'ı Elon Musk gibi birisine verdiler. Tırnak içerisinde özgürlükçü, küreselcilerle savaş halinde vesaire. İyi polis, alın kardeşim bak işte bu da var. Şimdi bununla birlikte Haluk Hoca'nın şunu da katıyorum. Z kuşağını, alfa kuşağını Elon Musk eliyle terbiye ediyorlar ve bir yere kanalize ediyorlar, yönlendiriyorlar. Kanalize niye? Çünkü aykırı bir tip. Efendim işte Güney Afrika'dan gelmiş, bir anda zengin olmuş vesaire filan ve aykırı çıkışları var. Gençlere hitap ediyor. Evet. Ne oluyor? Rol model oluyor gençlere. Tamam evet. mı? Bir yere kanalize ediyorlar. O yüzden de ya bu algılara şey kapılmayın. Sempati oluşturuyor mu peki hocamın dediği gibi? İsrail bana göre sempati oluşturmaya çalışıyorlar. Doğru yani. Evet, Haluk Hoca buna uğraşıyorlar ama bana göre başarısızlar. Çünkü orantısız bir propaganda var. Haluk Hocam orada. Ekleyecek misin buna? Ya tabii ki ekleyeceğim. Çünkü bak şimdi biz buraya nereden bakıyoruz biliyor musun? Hangi gözlükle baktığımız önemli. Biz Türkiye coğrafyasından bakıyoruz. İslam coğrafyasında halk başka türlü bakıyor. İslam yani Arap coğrafyasında Arap yöneticiler oynuyor. Onlar başka türlü bakıyor. Türkiye'de de biz farklı bakıyoruz ama Batı böyle bakmıyor arkadaşlar. Yani Batı'nın gidin yayınlarına bir bakın. Bakın en böyle özgürlükçü aslında hani biraz sol kesime de yakın olan Guardian gazetesi vardır İngiliz. Ya orada bile açık açık direkt olarak bir Gazze düşmanlığı görebiliyorsunuz. Olay şu. Oradaki bakış açısıyla hani dünyada tek biz yokuz şimdi hep Türkiye açısından bakarsak burada sıkışır kalırız. Bütün dünyadaki Z kuşağı ve alfa kuşağına bakın bunlar ilkel, bunlar ilkel yaratık. Aslında bunlar insan değil şeklinde bir işleyiş var. Dikkat edin. Bütün hani gösterdikleri son derece böyle geri kalmış bir coğrafyada adeta vahşileşmiş bir insan türü gösteriyorlar. Kasıtlı olarak yapıyorlar. Şimdi bir esir bırakılma o takas sırasında bir tiyatro oynandı. Yani Filistinlileri bırakmışlar. İşte bir tane kadın galiba, iki tane de erkek miydi? Yani ben öyle hatırlıyorum. Gülerek, teşekkür ederek adeta ya bir sarılmadıkları kaldı. Yani sarısalardı. Çok iyi davrandığına dair. Yani provokatörleri kullanıyorlar. Zaten onlar satın alınmış kişiler belli ama bunu nasıl sattılar dünyaya? Bak biz ne kadar iyi davrandık. Modern ve uygar bir ülkeyiz ama onlar bizim esirlerimize nasıl davranıyorlar şeklinde bir propaganda yaptılar. Olayın özü şu. Yani bak hep baştan beri orada Türkiye'yi, Türkiye'de dahil. Şeyi anlamadım. Dediğin şey tam tersi de oldu. Yani İsrail esirlerinin o daha önce oldu. Verilmesiyle o ilgili evet. Çok mutlu bir şekilde. Yani Hamas'ın bizle iyi geçindi. Ya daha doğrusu iyi davrandığı şeklinde. Hatta köpeği yaşlı olan bir kadın kız var. Evet, evet, yani o yani Hamas'ın aslında iyi davrandığı mesajıydı. Ama o kadın yediği baskı nedeniyle değiştirdi. Tam öbür taraftan baktığında da Filistinli evet. esirlere yapılan zulümlerin de yine bak, o kadının şu an hiçbir önemi kalmadı. Tamam mı? Çünkü buradan oldu. Elon Musk'ın üzerinden bir servis yapıldı. Yani şimdi burada Murat'ın dediği doğru. Rockefeller ailesi. Oruç'u hazırlayalım hocamın sözünün üzerine hemen. Rockefeller ve Rothschild ailesinin Oruç. Gücünü gördük burada. Yani Elon Musk'ı bir kediye dönüştürmeyi, o Netanyahu'nun karşısındaki duruşu bile bir zavallılık örneğidir. Yani aslında Elon Musk çok zavallı duruma düştü. Açık konuşayım. Gerçekten itibarını beş paralık ettiler. O canlı yayındaki küfürü de aslında burada başına gelenleri hazmedemedi ama itaat etti. Orada da hani bir rahatlamak amacıyla orada bir küfür etti. Canlı yayında Amerika'da reklam verenler açısından. Aslında şu anda Twitter çok büyük zararda. Twitter ciddi anlamda zararda. Bırak onu insanlara bir sözleşme yaptığı zamanında Elon Musk bu 4-5 ay önce sizlere dedi YouTube gibi para ödeyeceğim, çok yüklü paralar ödeyeceğim dedi. Şu an para mara ödemeyi bırak, parayı da kesti. Murat yani, hocam almış. Evet. Her ay yani. Kaç? 500 lira mı? Ya hocam şimdi böyle şeyler konuşmayın. Yok yani o değil. 200-300 lira para ya var. Ya yok verdiği para falan yok yani. Ya para yok. Şimdi ya yok. Bak bunu birçok arkadaştan öğrendim. Hani işin şakası bir tarafa. Yok paralar değil. Hiç ödemiyor, hiç ödemiyor. Verdiği sözlerin hiçbirinde duramadı. Niye? Çünkü ekonomik gücünü ciddi anlamda sarsıyorlar şu an. Ya bak Elon Musk'a diyorlar ki ya akıllı ol bizim çizgimize gel yoksa seni bitiririz. Bitirirler. Ben hatta bir örnek vereyim sonra sen öbür soruya geç. Bir zamanlar o sıvılarla ilgili bizim meşhur Türklerimiz vardı hani.
Mevlana ayı buldu dediğimiz Uğur evet. Şahin'le Özlem Türeci. Daha şimdi sonra, kanser ilacı bulunuyormuş. Hayır ama sonra Nobel ödülleri tıp ödülü verildiğinde biri Macar, diğeri de Kanadalı mıydı? Neydi unuttum. İki tane değişik bilim insanı Macar bilim bulmuş. İnsanına verdiler. Ha, şimdi hadi onlar bulmuş, oradan bir kandırıldık mı? Zaten bol bol kandırılıyoruz, kandırıldık. Ondan sonra bu mucize Türkler bir de kayboldu ortadan. Şimdi bak hep böyle olur. Ya bir gün bakarsınız Elon Musk der ki tamam elimi ayağımı çekiyorum kaybolurum. Evet. Onun yerine başka birini getirirler. Hatta George gelir ya. O yani mucize bak, şimdi bir şey konuşacağız. Bir şey söyleyeyim. Hazırladık. Bir şey söyleyeyim çok önemli. Bak bunu tamam. Ben daha önce de okumuştum ama bunun gerçek olup olmadığı konusunda uzun süreden beri bakıyordum ne kadar gerçek. Bak bir şey söyleyeceğim, önemli bir şey. İsrail dedik ya, çocuklar diyoruz, konuşuyoruz. Hani Elon Musk gitti boş beşikte vesaire filan. Şimdi İsrail bir yandan Gazze'de çocukları öldürüyor. Evet, katlediyor. Bak diğer taraftan ne oluyor biliyor musun? Mesela İsrail'de çocuklar hapse atıyor değil mi? Birçok. Evet. Şu anda İsrail hapishaneleri, zindanları çocuklarla dolu. Doğru. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu çocuklar mesela bir çocuğu aldılar. Mahkemeye çıktı. İşte zaten insafına kalmış bir şey, yargı. Dedi ki 10 yıl ceza. Değil mi? Bir çocuğa 10 yıl ceza verdiler. Çocuk 5 yıl sonra öldü. Hapishanede öldü değil mi? Ne yapıyorlar biliyor musun? Geriye kalıyor 5 yıl cezası var ya. O 5 yıl cezayı ölen bedene çektiriyorlar biliyor musun? Bunun gerçek olduğu ortaya çıktı. Nasıl yani? Şöyle. Cesete eziyet mi var? Evet. Ceset 5 yıl hapiste mi kalıyor? Evet. 5 yıl olmadan o ceseti kaldırmıyorlar orada. Bu korkunç bir şey ya. Yani bu inanılmaz, insanlık dışının çok ötesinde. O zaman şu 2'yi alalım. Bak, 13 çocuk değil de 2'yi alalım. 10 yıl cezalısı. Söylediğinin hemen 7 yıl sonra ölmüşse 3 yılını o beden, ölmüş beden, cesedi, naaşı evet. Hapiste kalıyor. Şimdi İsrail, cezası bitsin diye. İsrail sağlık çalışanının bir kan donduran itirafı yani. Var. Organların çalınıp çalınmaması ile ilgili. Ha, çocuklarla ilgili evet. Evet. Çok ilginç. İki, bu da ilginç. Bir sesi alalım. İzleyelim. רים שלם את החייל מאוד חשוב אבל לוקחים מאחרים ממי? אז עכשיו השאלה מי תדמיינו ממי לוקחים בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים ואחר כך זה היה עולים חדשים עובדים זרים זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם הכי גדול בעולם? כן מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר איזה אחוז? למה צריך? כי זו שאלה מאוד מוזרה, אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. משום שלא תורמים כי... devam etsin. Evet. Evet, organ. Sen ben söylemiyorum. İlgili iddia ediyor. Demek ki bunlar da belki planlı yapılan şeyler. Çocukları, askerlerden askerleri diyor. Öldürüyorlar. Çocuklar organlarını da. Alıyorlar. Hadi bakalım. Ya, şimdi şöyle bir şey var. İsrail'de birçok hani yeni uyum sağlayabilmek ve de transhümanizm doğrultusunda küreselcilerin orada bir takım deneyleri var. Bir de ayrıca İsraillilerin çok ciddi biçimde organlara hani bir de çocuk organları. Akciğer, daha temiz benzeri, olduğu için, yani, pardon, olduğu karaciğer için. Benzeri organlara çok ihtiyacı var. Bir dönem Hindistan'dan sağlıyorlardı. Hindistan'daki paryalardan alıyorlardı. Fakat paryaların kan hattını beğenmediler. Şimdi tam istedikleri yere geldiler. Ben sana katılıyorum. Yani organ mafyasının en korkunç biçimde çalıştığı resmen Gazze'de şu anda çok iğrenç bir olay daha var. Ne yazık ki Gazze'nin içindeki Filistinli gruplarla çalışıyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ben şimdi onunla ilgili bir video yapacaktım. Çok da hani sinir bozucu bir şey. Maalesef Gazze'nin içinde de bir takım kaçakçılar var ya. Hani kara borsacılar. Bak Gazze'de şu an her şey sanmayın ki tek parça böyle gidiyor. Orada da fırsatçılar var. Kara borsacılar var. Ekmeği 10 liraya, suyu 50 liraya satanlar. Onun dışında ne yazık ki organ mafyası var. Onda da Filistinli organ mafyasıyla İsrail ortak çalışıyor. Bak çok açık konuşuyorum. Oradaki cesetlerin birçoğunun organları eksik. Operasyon yapılmış. Resmen bir operasyon yapılmış. Organları alınmış. Birçok ceset de yavaş yavaş ortaya çıktı. Organları eksik. Böbrekler, karaciğerler ve kalpler. Söylüyor işte. Yani açık açık İsrailli sağlık yetkilileri söylüyor. Biz söylemiyoruz ki. Evet. Yani ortaklığa bak. Ortaklığa da dikkat edin. Şimdi burada önemli olan şey şu.
dünyada sizi nasıl izliyorlar? Siz dünyada medya olarak ne kadar etkilisiniz? Derdinizi ne kadar iyi anlatıyorsunuz? Olay bu. Ama şunu söyleyeyim. Dünya kamuoyuna baktığınızda İsrail'in bazı işte kamuoyuna verdiği mesajların alınmadığı ya da inanılmadığı ortaya çıktı. Bana göre mesela İsrail başından beri şunu mesaj olarak veriyordu dünyaya. Hamas eşittir DAEŞ. Bak bu çok önemliydi. İşte özdeşleştirilerden yola çıktılar. Şimdi bunu yaptılar fakat Haluk Hoca bunu özellikle Avrupalı kamuoyu satın almadı. Mesela inanmadılar buna. Bak onun yerine ne yaptılar? İşte Elon Musk'ı sıkıştırmaya başladılar. Tabii ki. Baktılar ki o propaganda yürümüyor, satın almıyor. Çünkü Hamas gerçekten kısıtlı imkanlarla çok iyi propaganda yaptı. Özellikle Murat'ın bahsettiği o esir takasında mesela orada esirlerin esirlerin Hamaslılara göstermiş olduğu o ilgi, sevgi. Mesela gerçekten İsrail'in sinirlerini gerdi. İsrail'i çileden çıkardı ve gelen her esire konuşmama talimatı verdiler. Konuşurlarsa bir daha dışarı bırakmayacaklarını söylediler. Tehdit ettiler ve şu anda esirler konuşamıyor. İlk esir dedi ki ya bize ne yedilerse bize yedirdiler. Ne içtilerse bize verdiler. Arabalara bindirdiler. İlaçlarımızı, ilaçlarımızı verdiler. Hiçbir kötü muamele yapmadılar. Bakın bu sadece Hamas'a özel bir şey değil. Esasında İslam hukukuna baktığınızda esirlere çok önem veriliyor. Esirlere çok iyi davranılması gerektiğini İslam hukuku her zaman zaten ya söylüyor. Öyle de Murat, şimdi esire de bir davranış hukuku vardır. Yani o kadar da başının üstüne oturtamazsın. Çünkü o seninle savaşmış. Siviller. Siviller. Asker değil, siviller. Yani sivillerden bahsediyoruz, çocuklardan bahsediyoruz. Askerler esirler için geçerli değil bu yani. Sivillerden bahsediyoruz. Onun ama İsrail'e baktığınızda neler yaptığını görüyoruz işte. Tabii canım, normal sivile iadesiyle. Var mı o görüntü? 13'ü bir alabilir miyim? Düşünün bakalım. Bugün kendi... Mesela burada bak, sesi açalım. Çok good luck. Bravo. Gelin. Bay bay, şükran. Bay bay. You go home. Bay. Masalam. Burada öyle, diyebilirler ki, fazla bak izleyiciler çok burada fazla. Diyebilirler ki ya tamam da esirler işte Hamas'ın eline düşmüş, Gazze'deler ve oradan çıkana kadar işte rol yapıyorlar diyebilirler. Ama bu esirler aynı zamanda İsrail'e geldikten sonra da aynı şeyleri söylediler. Evet. Dikkat edin, 3 tane bırakılan, serbest bırakılan kadın çıktı dedi ki bize çok iyi davrandılar. Yani orada bulunduğumuz sürece istediğimiz her şeyi yaptılar, bize hiçbir iş yaptırmadılar. Ondan sonra kestiler. Korku. Köpeğiyle beraber çıkan bir kız köpeğiyle vardı. Köpeğiyle beraber çıkan birisi. Köpeğime baktılar, mama buldular diyor. Yani dolayısıyla şunu diyemezler. Hani korktukları için bunu yaptılar diyemezler. Yok öyle değil. Zaten şu var. Zaten bu bilinçli de iyi bakılmış. Zaten bakışlarından anlıyorsun. Yani yüzüne yansır. İnsanın yüz ifadesi tabii, ve tabii. Gözleri doğruyu söyler. Ne kadar yalan söylerse söylesin. Gözlere bakacaksın. Burada o şey var. Yaklaşım var. İyi davranılmış. Ama bu bir oyun. Ne yazık ki küresel oyunun bir parçası olarak İsrail vahşetini bize izletmeye devam edecekler. Dediğim gibi filmlerle bak yıllarca Vietnam Savaşı'nda Vietnamlıları bir canavar gibi gösteren Amerikan filmleri izledik. Rocky'leri unutmayın. Rocky 1, Rocky 2. Orada Vietnamlıları gördüğünde ne var? İnsanlıktan çıkmış yaratıkları gördük değil mi? Oysa tam tersini yaptı Amerika. Amerika tam tersini yaptı o filmdekilerin. Vahşeti kendi uyguladı ama rezil rüsva olup terk etti orayı. Afganistan'da başına gelen gibi. Şimdi ondan evvelki bütün hani tarihsel olayları çarpıtan Amerika Birleşik Devletleri. Ya olduğu gibi kendisi suçlu ama sürekli karşı tarafı bir algı operasyonuyla suçlayan, daha doğrusu insan şeyi görmeyen, insan değil bunlar imajı yaratan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Burada da aynı taktik güdülüyor. Bak burada da aynı taktik güdülüyor. Tekrar söylüyorum. Bütün Batı basınında ileride çevrilecek olan filmlerde, Hollywood filmlerinde buradaki insanlar özellikle Hamas ve taraftarları birer canavar olarak gösterilecek ve onları seyreden küçük çocuklar ya da gençler gerçekten bu coğrafyadan soğuyacaklar. Çünkü amaç burada tamamen soğutmak, İslam coğrafyasını küçültmek, en azından küçültemezse bile deforme etmek, dejenere etmek.
Dejener ettikten sonra da zaten istediği sonuca ulaşmak. Ben din savaşları olayına katılmıyorum arkadaşlar. Şu anda Hristiyanlık, Müslümanlık savaşının ötesinde küreselcilerin var olan semavi dinleri yok eden bir projesini yok etmeye çalışan yeni projelerini görüyoruz. Dolayısıyla bunun adı yeni dünya dini. Birileri çıkacak papa gibi, papa bunun temsilcisidir onların ve şöyle diyecek. Dinler arası hoşgörü, artık dinler bir şekilde ortak şekilde birleşmeli çünkü hani tek Allah'a inanıyoruz ve dolayısıyla tek yaratıcıya... Zaten FETÖ projesiydi dinler arası tabii, diyalogla yani başlayan süreç. Yani biz buna inandığımız için de işte gelin şu kitaplarımızın arasındaki şeyleri yumuşatalım. Var Suudi Arabistan'ın İbrahimi şey. Evler adı altında bir yapı var şu anda. Yani orada Havra'da var, işte bir mescit de var, işte. Şu an yapıldı. Tamam, ne güzel. Yani bu da Neon projesi kapsamında gelişiyor, çizgi şehirler kapsamında. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Suudi Arabistan'da. Yani maalesef. Bu arada 2030 Expo Suudi Arabistan'a verildi. Tabii ki. Ne güzel. 2030 biliyorsun yani küreselcilerin en önem verdiği tarih. Evet, 2030 çok yani önemli. Her şeyin Cadılar Bayramı da oraya verilmiş. Küresel sıfırlamanın yapılacağı tarih olarak ifade ediliyor. Evet. Yani Suudi Arabistan'a verilmesi çok enteresan. Suudi Arabistan'ı çok dönüştürüyorlar. Ben de yarın bu konuyla ilgili çok ilginç bir video yapacağım. Video yapacağız. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. 2030'u falan bırak. Bugün lütfen şu Suudi Arabistan'ın son şeyden 1900'lü yıllarda yani Suud prensliğinin daha doğrusu Suud'un sülalesinin yönetimi kimler yoluyla ele geçirdiğine bakın. Arkada İngilizleri görüyorsunuz. Sonra Amerikalılar devreye giriyor. Direkt hatta o İngiliz ajanlardan biri prensin şey pardon kralın sağ kolu oluyor. Hayat hikayesine baktım. Adam bir de namaz falan da kıldırıyor. Herif hiç alakası yok İslam'la ama o kadar iyi yetiştirilmiş ki Kur'an'ı ezbere biliyor. Bütün ibadet şeklini biliyor. Arapça ile Lehçe kullanan İngilizlerle ayakta kalan bir Suud şeyini görüyoruz. Yani sülalesi şu an devam ediyor. Siz inanıyor musunuz onların her şeyde batıya karşı çıktığını? Ya şu anda içlerinden Hamas'a çok kızgınlar. Bu gerçeği konuşalım. Türkiye'de hiçbir televizyonda bunlar dillendirilmiyor ya. Bu adamlar Hamas'a kızgın. Bırak onu. Mahmut Abbas Filistin'in başındaki adam da kızgın. Yani tam işleri rayına koyduk. İsrail'le işleri hemen hemen yumuşatmıştık. Unutmayın. Yumuşama politikası vardı. Suudi Arabistan görüşelim ve ortak bir yol bulalım demişti. Mısır üstüne atlamıştı. Ürdün zaten onlardan. Mahmut Abbas tamam dedi. İki devletli çözüme bir adım atalım. İsrail'le görüşelim. Ne oldu? Şimdi hepsi Hamas'a kızgın. Yani şu an Hamas sadece Batı'nın değil, bu saydığım Arap devletlerinin ve Filistin'in diğer bölümünün yani Mahmut Abbas'ın olduğu tarafın da hedef tahtasında. Hamas herkesin hedef tahtasında. Hamas'ı bu hale getiren, Hamas'ı biraz da bu tür insanların değil, yani bir tepki oluşmasını sağlayan İran'dır. Maalesef İran parmaklarını ve kirli ellerini bir türlü Orta Doğu'dan çekmiyor. Kimsenin zoruna giderse gitsin. İran Amerika kadar tehdittir. Orta Doğu için. Bu kadar net konuşuyorum. Türkiye için de tehdittir. İsrail neyse, terör örgütü neyse İran'da odur bizim için. İşbirliği falan yoktur İran'la. Bu kadar Elon net Musk kolay bitti mi? Elon Musk hocam sinirleniyor diye devam etmeyeceğim ben Elon Musk'a. Hadi edin. Fark etmiyor. Yok, yani. Reklama gideceğiz. Birçok konu vardı yani. Yok, var. Reklama gideceğiz. Gideceğiz. 3 dakikamız var. Ekleyeceğim bir şey var mı? 3 dakika sana söz vereyim. Ama gidelim. Bir şey söylediğimiz zaman Ali Hoca çok kızıyor. Kızmıyorum. Sakinleşiyorum aksine. Yani Hamas konusunda tabii farklı fikirler arkadaşlar ölçülebilir. Bak Hamas hedef. Hamas dediğiniz. Hedef. Tamam doğru. Şimdi Hamas dediğiniz kardeşim daha bu 2005 yılından beri seçimle iş başına gelen bir örgüt yapı. Tabii. Şimdi öyle deyince de hemen diyorlar ki ya şeyde seçimle iş başına gelmişti. Hitler de seçimle iş başına geldi. Ya tamam da kardeşim Hitler seçimle iş başına geldi ama sonra diktatör olduğunu Hitler'i herkes kim biliyor. Yürüttü? Ama kim, tabii burada o da ayrı bir konu. Yani kim getirdi, kim yürüttü ayrı bir şey. Bak. Fakat ya düne kadar Avrupa Birliği Hamas'a fon sağlıyordu. Ama Amerikalılar Hamas'a fon sağlıyordu. Tamam. O zaman sonra tehdit değildi şimdi. O zaman tehdit değildi. Şimdi vay efendim yani bugün ne oldu da Hamas DAEŞ'e dönüştü? Yani ya da DAEŞ olduğunu iddia ediyorsunuz. Murat cevabı verdin. Çünkü bak o dönem Hamas 2006'da kazandı.
yanılmıyorsam 2005 seçimler yaptı. 2006'da evet. iktidara geldi. Evet. Hatta Filistin Kurtuluş Örgütü kabul etmedi. Hani bir savaş çıktı aralarında biliyorsun. Hı-hı. Orada da yenildiler. Geri kaçmak zorunda kaldı. Ondan sonra Batı şöyle bir plan yaptı. Aslında orada Hamas'a destek verdiler. Ne dediler biliyor musun? Filistin Kurtuluş Örgütü'nü hani El Fetih'i devre dışı bırakmanın yolu Hamas'tan geçer deyip ılımlı İslam projesine bir yatırım yaptılar. Hamas'ı öyle Hamas ılımlı İslam projesinin bir parçası hayır, değildi Haluk Hoca. Orada itiraz ediyorum şöyle. Tam tersine Hamas mesela İhvan-ı Müslümin dediği dediğimiz değildi. Ilımlı şeyi yönünü temsil edecek bir örgüt var ama Hamas'ı böyle ılımlı İslam projesi olarak görmek değil, bana göre yanlış olabilir. Amerika'nın projesiydi. Kissinger'ın öldü ya. Kissinger'ın projesiydi. Ilımlı İslam üzerinden yürüdüler. Yani işte hem Mısır'da hem burada her yerde aslında Türkiye'de de dahil bir proje yürüttüler. Bu projenin karşılığında Hamas'a destek verdiler. Sen söylediğin gibi. Verdiler. Hamas Hamas'a destek verdiler. Şöyle verdiler. Doğru katılıyorum. Ama şunu gördüler. Bak. Şimdi Filistin'e gidin. Karşılığını alamadın. Filistin'e gidin. Gazze'ye, Batı Şeria'ya gidin. Mesela bir Filistin Kurtuluş Örgütü var. Sonra Hamas alternatif olarak çıktı. Şu anda Filistinliler Mahmut Abbas mesela görünürdeki işte başbakan olarak, devlet başkanı olarak gözüküyor falan. Ama halk takmıyor bunu. İşin tuhaf yanı o. Yani Gazze'de olsun, Batı Şeria'da olsun şu anda oradaki Filistinliler temsilci olarak Hamas'ı görüyorlar. İşte Batı tanımıyor, kimse takmıyor. Bak bir şey söyleyeyim. Sen şimdi Hamas'a diyorsun da bir şey Mahmut Hamas'a. Abbas'ın ben, bak Mahmut Abbas'ın da maaşı dahil ya. Maaşı dahil bütün Filistinli Kurtuluş Örgütü'nün maaşı kim veriyor biliyor musun? İsrail veriyor. Maaşı doğrudan maaş bak, veriyor. Anlatamadım yani, olayı. Dolayısıyla Hamas evet bir takım fonlardan faydalandı, yararlandı. Ama en büyük özelliği şu işgale karşı direniş. Ya bak, yani diyor ki İsrail geldi bizim topraklarımızı işgal etti. Biz o toprakları geri alacağız diyor. Yani burada biz hancıyız. Hani hancı yolcu meselesi var ya. Biz burada hancıyız diyor. İsrail yolcu. Çünkü bizim topraklarımızı aldı. Bak bugün hani hep derler ya işte Türkler arkadan vurdu. Ondan sonra işte topraklarını sattı vesaire filan. Yanlışları var doğruları var ayrı şey. Ama şu anda mesela Gazze'de olup bitenlere baktığınız zaman oradaki direnişi gerçekten ben önemsiyorum. Mesela Suriye'deki gibi olmadı. Suriye'de bırakıp ne vardı ki? Çıkıp gittiler. Direniş mi vardı? Şöyle çıkıp gittiler. Libya'da öyle olmadı. Şimdi Gazze'de bütün kapı açan ülkeler vardı var. Ki Türkiye'de. Şimdi burada da açıyor. Bak, burada da assalar ne dediler? Biz gitmiyoruz. Burada assa... Sisi mesela darbeci. Ben başından beri darbeci olarak görüyorum. Ve birçok Müslümanın da kanını Mısır'ın kanını akıttı. Ama Gazze konusunda doğru bir yaklaşım sergiledi. O da şu. Refah kapısını açmadı. Dedi ki ben bu vebalin altına giremem. Mesela çok stratejik bir hamle yaptı. Eğer assaydı birçok Gazze'li oradan Mısır'a geçecekti ve dolayısıyla İsrail'in istediği Gazze'yi insansızlaştırma projesi hayata geçecekti. Evet. Virgül koyalım. Döndüğümüzde yine önemli başlıklar var. Şu İslam ordusu senin önemli konuyla bağlantılı. Başlık. Bir de Çin'de neler oluyor? Yeni bir virüs mü gizleniyor mu daha doğrusu? Onu konuşacağız. Tabii 2024'te yine güneş fırtınaları nedeniyle, patlamaları nedeniyle de internet ve elektrik kesintileriyle ilgili bilimsel çalışmalar var. Onları da masaya yatıracağız. Haluk Hocam'a daha fazla kızdırmayalım. Haluk Hocam bir ara verelim. Ara verelim. Bir çay ısmarlayayım Haluk Hocam'a. Tamam. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Ekonominin nabzı da Lider Haber'de atacak. Döviz, borsa, altın ve kripto paralardaki son gelişmelerle piyasalardan en güncel bilgiler ekonomide gündemde. Haberin lideri Lider Haber'de ben Nurdan Üstrev. Hafta içi her akşam saat 17'de. Alanında uzman konuklarla ekonomide gündemle karşınızda olacağız. Vuslat aşıklara şebi arustur.
Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde. Dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın ve Türkiye'nin nabzı haber saatinde atıyor. Sıcak gelişmeler an be an ekranlarınıza taşınıyor. CHP ve İyi Parti arasında siyaset gündemine bomba gibi düştü. İyi Parti'nin memurlarımıza bu zam gelirken emeklilerimize merak edilen tüm sorular uzman konuklar ve olay yeri bağlantılarıyla yanıtlanıyor. Belirttiğin gibi milyonların gözü bugünkü kabine toplantı. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı, 6 aylık veriler var. Mayıs ayına ilişkin bir önceki aya göre işsiz sayısı. İyi yayınlar İrem Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben İrem Koca, hafta içi her gün haber saatinde görüşmek üzere. Yeter ki merak et öğretmenim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sektörel mükemmeliyet merkezleri işbaşı eğitimler için her zaman yanında. Senegol Cumartesi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Salı günü 60 dakika harika oynayan ama Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup ayrılan. Daha sağlıklı bir defans oluşturursun ki tecrübeli, birbirlerine yardım edebilen. Anladın mı? O çocuk heyecanlı. Fener abiyle beraber yorumlarım. Fenerbahçelilerin bir isyanı var. Çünkü sonuçta Beşiktaşlar diyor. Fenerbahçelilerin lehine çalmıyor yani hakemler. Hiç çalmıyorlar. Aslanlarım benim ya. Hayır, bu sene gerçekten Galatasaray'ını bir kenara bırakırsan. Telegol Özel her cumartesi saat 22'de Lider Haber TV'de. Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar ve yeni kademesindeki emniyetimize yani Ticaret Bakanı Ömer Bulas seçimler bitti ama muhalefet cephesinde sular durulmadı. Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bugün Malatya'da 5,6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Haberin lideri Lider Haber'de hafta içi her gün saat 18.30'da ana haber bülteninde buluşalım. Herkese günaydınlar diliyorum. 28 Mayıs 2023 Pazar gününden hepinize tekrar günaydınlar. Bir haftayı geride bıraktık. Umarım bir hafta çok güzel geçmiştir. Sadece ilk dönem konuları sorulacak diye sınavı hafife almayın. Sakın ha, rehavete kapılmayın. Hani ilk dönem sorulacak. Ben de Nasureli'de buradan sevgili selamlarımızı iletelim. O muhteşem Konyaaltı sahilini Antalya'ya kazandırmıştı. Ve o muhteşem Konyaaltı sahili dünyaca ünlü hani sahiller. Dağlar taşlar dediğinde şöyle yap, aman ha, aman beyler dikkat edin. Bakın işte Alanur da dizide Ziya'dan intikam alacakmış. Nasıl her zaman söylüyorum. En büyük lider, lider yetiştirendir diye. Selçuk Bayraktar da gerçekten o Baykar'da birçok kendisi gibi Selçukları yetiştiriyor.
Bülent Uçman'ın sunumuyla 9.12 bugün saat 9'da Lider Haber'de. Evet efendim, büyük resim kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir numarayı yönetmenim hazırsa alalım. Hollanda Başbakanı yine ırkçı sözleri var Türkiye'ye yönelik. Bir sesi açalım, sonrasında yorum yapacağız. Evet. I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans, and you will never be. An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. European governments that agree with this will be voted out of office by the people. Turkey voted for Erdogan, a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. You are not welcome here. Evet, hocam bizi istemiyorlarmış. Bir şey söyleyeyim bak, bu Avrupa Birliği konusunda ben başından beri şunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisinde ne işi var kardeşim? Yani hem Avrupa Birliği Türkiye'yi kandırıyor, oyalıyor, hem de Türkiye Avrupa Birliği'ni kandırıp oyalıyor. 50 yıldır. Ya 50-60 yıldır bu terane böyle gidiyor. Yani Türkiye'yi almayacakları net şekilde ortada. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açık ne şekilde dedi ki, ben Fransa'ya gittiğimde bana söylediler yani bunu. Tamam. Hristiyan olması tamam. Nedeniyle Türkiye'yi almayacaklarını evet. Bana söylediler, yüzüme söylediler yani. Bana göre de öyle. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi, bak Türkiye tüm kriterleri yerine getirse Avrupa Birliği Türkiye'yi zaten içine almayacak. Dini sebeplerden almayacak. Efendim niye almıyor? Bak dini ve sosyal. Şöyle, Avrupa'da şu anda doğurganlık oranları sıfıra yaklaşıyor. Evet. Tamam mı? Yani Avrupa nüfusu hızla yaşlanıyor. Neden çocuk parası veriyorlar, o kadar özeniyorlar? Doğurganlık oranlarını artırmak için. Yaş ortalaması. Gençlik, uyuşturucu batağında. Gençlik, efendim günübirlik. Heves, oyun vesaire bunların içerisine dalmış durumda. Dolayısıyla Avrupa Birliği şundan korkuyor. Dinamik bir nüfusa sahip olan ve de gerçekten de gittiği ülkelerde efendim iş yerleri kurabilen, patron olabilen bir Türk gençliğinden ya da Türk girişimcilerden korkuyor. Ve dolayısıyla Avrupa'nın melezleşeceğinden korkuyor. O yüzden Türkiye'yi asla almazlar. Şu an, serbest dolaşım sağlamıyor. Şu an ortalama 46-48 arasında Avrupa'nın yaş ortalaması. Yaş ortalaması. Ve her geçen yıl da artıyor bu. O yüzden de zaten bir çalışmayı yürütüyorlar. O da şu, 2050 yılına kadar diyorlar ki Avrupa'da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusunu geçecek diyorlar. Bu, bunun çalışmaları yapılıyor. O yüzden de Bildirsin bunu söylemesi normal. Bir de şu var ama Avrupa'daki aşırı sağın şeye gelmesi, iktidara gelmesi. Mesela Brezilya'da da öyle oldu, değil mi? Yine şeyde İtalya'da Meloni geldi. Şimdi Hollanda'da geldi. Bakın Fransa'da Le Pen mesela ciddi atılmalar yapıyor. Şimdi bunlar Avrupa'da aşırı milliyetçilerin hatta milliyetçiliğin ötesinde bu ırkçılık yapan evet. Liderlerin ya da muhalefetin tek tek iktidara geldiğini görüyoruz. Bu tehlike esasında. Şimdi orada tabii diyor ki işte Türkleri göndereceğiz falan ediyor. Öyle o kolay da değil. Yani o kadar da değil. Ama Hollanda'da yaşayan Türkler bana atmış olduğu mesajlarda gerçekten de böyle bir sıkı tedbirlerin geleceğinden korkuyorlar. Türkiye, yani Türkler daha doğrusu ciddi bir ekonominin de başında orada. Yani öyle bir... Zaten ondan korkuyorlar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da artık böyle giden Türkler sanayinin sadece işçi başında. Olarak çalışmıyor. Aynı zamanda sanayinin iş yeri kuruyor. Başında. Sanayinin başında patron. Yani ve de o ülkelerin büyük firmalarında çok önemli kritik noktalardalar. Evet, evet. O yüzden de bundan korkuyorlar. Haluk evet. Hocam, Wilders'a bir şey söylemek istiyor musun? Bu faşistin
Faşist şu, bildiğiniz. Şu kameraya doğru bildirse bir cevap vermek ister misin? Hocam yok, ona cevap vermeye gerek yok. Şöyle söyleyeyim, bir faşist aslında Avrupa'da ve Arjantin'de de gördüğünüz gibi faşistler iktidara gelmeye başladı. Fransa sırada, Fransa'da da büyük ihtimal kazanacak bundan sonraki seçimi. Açık ve net konuşalım. Bak açık ve net konuşalım. Avrupa faşistleşiyor ama tam tersine diyor ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Artık dünya çok ciddi anlamda bir otokratların yönettiği, otokrasilerin hakim olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Dolayısıyla herkese geçmiş olsun diyeceğim ama çok ağır gidecek. Yani maalesef bütün kitleler, milyarlarca insanın göz önünde bir tiyatro oynandı. Avrupa'nın şu anda bir demokrasi şampiyonu olmadığını zaten Gazze üzerinden görmeye başladık. En azından Türkiye olarak, Türkiye'deki o batı hayranlarına sesleniyorum. Yani gerçeği görebildik mi? Hala büyük bir kesimin gördüğünden emin değiliz. Bu adam eski bir videosu bu, onu söyleyeyim. Yani bu yeni değil. Evet. Daha önceden yayınlandı. Ama yıllardır dolaşıyor ve adamın hiçbir fikri değişmedi. Geçtiğimiz günlerde gene öyle. Biz dedi Türkleri istemiyoruz. Ya açık açık söylüyor. Ülkemizden gidin diyor. Şimdi bu durumda Türkiye'de biri çıksa burada yaşayan yabancılar için aynı şeyi söylese ne olur? Vay faşist Türkiye derler. Irkçı. Tamam, ırkçı derler, faşist derler. Ama Hollanda'ya kimse demiyor. Bizim ülkemizdeki varlıklar da dahil. Onlar medeniler hocam, açık, ondan demiyorlar. Konuşanlar var ya. Medeni oldukları için. Ha, yani şimdi o yüzden maalesef ayrışacak. Gelecek daha da beter olacak. Bir kere hiç kimse hayal kurmasın. Ya bak bundan sonra kimse hayal kurmasın. Yani yok Avrupa ile birleşeceğiz, yok Avrupa. Ya bizim Avrupa gibi olmaya ihtiyacımız yok. Bir kere onu söyleyeyim. Onlarda olan beyin 10 kilo, bizimkilerde olan beyin 1 kilo mu? Ya ben anlamıyorum ya. Bu nasıl aptalca bir yaklaşım ya. Ya bunların öyle bir beyin üstünlüğü yok. Evet, zamanında maalesef bunların hepsi yönetim hataları yüzünden hem İslam coğrafyasında hem maalesef Osmanlı'nın son dönemlerinde bir türlü bu adamların aslında İbn Sina'dan dahil bütün hani İslam coğrafyasından çaldıkları bilgilerle kendilerini geliştirirken bir taraftan da bizim gibi ülkeleri geri bıraktılar. Unutmayın, Atatürk döneminde, Atatürk'ün zamanında uçak yaptık. Uçak yaptık. 60'lı yıllarda araba yaptık. Her birine bir bahane buldular. Uçak eğitimde düştü, düşer, düşer. 10 tane F-35 düştü. Amerika iptal mi etti? Araba benzinsiz diye. Arabaya kaldırdı. Benzin koymadılar. Çünkü alçaklıkta sınır tanımayan maalesef içimizde ki evet. Varlıklar var. Şimdi böyle bir ülkede yıllarca geri bırakıldık ve her defasında benim dönemimde kardeşim Murat ilkokuldan başlardı Amerikan hayranlığı. Ya 60 bendim bir önceki kuşağa da şöyle bir şarkı söylettiler. YouTube'da var. Keşke dinletebilseydik. Dost ve kardeş Amerika, Türkiye kıyamete kadar seninledir diye aptalca bir şarkıyı yıllarca ilkokul çocuklarına dinlettiler ve bir Amerikan hayranlığı oluşturdular. Montlarını giyiyordu gençler. Yani o Amerikan bayrakları, evet, olan o deri, evet, montlar var. Benim gençliğimde yani 70'li yıllardaki... Ben hiçbir Amerikalı'nın Türk bayraklı bir mont giydiğini görmedim. Ya 70'li yıllarda Amerikan bayraklı montlar özellikle... Ya süt tozları. Modaydı. Yani süt tozları. Süt tozları öyle. Zeytinyağlı da yiyemem aman vesaire filan şarkılar. Bak, evet, bunlar hepsi propaganda amaçlı yapılan kasıtlı şeylerdi. Yapıldı. Kasıtlı yapılan şeylerdi. Ya bak o Marshall yardımları çerçevesinde. Hepsi orada da girersek başladı. Bak Ali Hoca çıkamayız. Zaten. Bakın nasıl bu ülkeyi 1945'li yıllardan sonra işte resmen NATO küçük Amerika. Mesela Haydar Tunç Bilek var. Uluslararası Anlaşmalar İç Yüzü kitabı var. Mesela tam kendisini tanımam etmem ama okuduğunuzda çok enteresan şeyler söylüyor ve diyor ki eğer Türk halkı 1945'li yıllardan sonra Amerika ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaları, iç yüzünü bilselerdi emin olun ülkelerinden nefret ederlerdi diyor. Şimdi ben bunlardan bir tanesini 1959 tarihli, 5 Mart 1959 tarihli Türk-Amerikan Askeri İşbirliği Anlaşması, bunu okudukça yani Türkiye'nin resmen Amerika'ya Türkiye müdahale etme, tabii. Müdahale etme hakkı verdiğini gördüm gözlerimle. O yüzden oralara hiç girme, çıkamayız. Girmeye gerek yok zaten. Arkadaş Gladio diyoruz ya, Gladio da o tarihlerde kuruldu Amerika tarafından maalesef bu ülkenin içinde. Konuştuğumuz zaman hani birileri böyle çok zorlarına gider de gitmeyecek. Çünkü ya bu ülkenin MİT müsteşarı çıktı dedi ki biz MİT müsteşarlığı yapmadık dedi ya.
Biz CIA'nin şube müdürlüğünü yaptık. Kardeşim yani. 74 yılına kadar. Recep Peker olması 72, lazım. 72 yılına kadar yanılmıyorsam 72-74. Konu nereden buraya geldi bilmiyorum ama. Maaşları kim ödedi? Burada ben Kissinger'a bağlayacağım. CIA ödüyordu. Yani Kissinger'a nasıl bağlayacağım ona bakıyorum. Aa, bak Kissinger evet. Kissinger ölmüş. Ne denir hocam? Bak, çok doğru bir yere geldin. Bugün Orta Doğu'yu. Evet Kissinger. Bak Orta Doğu'yu. Sen boşuna getirmedin ki bu Marshall falan Amerika sevdası. İşte, resmini alalım Kissinger'ın ilk defa doğru yerden bağladım. Duyanlar, bilenler, bilmeyenler. Kissinger 100 yaşında öldü arkadaşlar. Kissinger, hocam 100 mü? Tam 90'lık 100 mü? Evet 100. Resim bu. 100 yaşında öldü ama ölene kadar gitti Çin'le Amerika bağlantısına devam etti. Son kitabı bende bunun. 800 sayfalık bir kitabı var. Okuyorum. Hiçbir halk da yazmamış onu söyleyeyim. Öldü gitti ama. Sadece şunu diyor, kitabın özü şu, Amerika olmazsa mahvolursunuz, Amerika sizin hayatınızı düzenliyor. Amerika bu dünyaya uygarlık getirdi, Amerika koruyucu meleğinizdir diye yazmış. Önemli değil ne yazdı? 1974 yılında verdiği rapor Türkiye'de dahil, bu coğrafyadaki insanların üremesi diyor, engellenmeli ve bunu da tarımla kontrol etmeliyiz. Çünkü bu ülkedeki, yani bu ülkelerin nüfusu artarsa, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tehdit oluşturacaklar. Dünya 8 milyarın üstüne çıkarsa mutlaka hibrit savaşlar ve hastalıklar dünyaya hakim olup ve kısırlaştırma politikası tarımla birlikte diyor. Ya adam yazmış bunları 74'te ya ve devreye girip doğurganlık düşürülmedi. 3,5 milyarlık bir hedefleri var. 3,5 milyarın üstündeki dünyayı yönetmekte zorlanıyor. Nüfus azaltma projesi şeye aittir. Rockefeller'ı düzeltiyorum. Henry Kissinger'a. Evet. Aynı zamanda ne diyordu? Petrolü kontrol ederseniz, ülkeleri kontrol edersiniz, gıdayı kontrol ederseniz, insanları kontrol edersiniz. Projesinin de şeyidir. Tarımı 100 yaşında bak, öldü. Bununla ilgili şey iddiası var mı? Yine o Rockefeller gibi organları. Bunların hepsi yapar. Falan. Yani kan değişimi, kan dolaşımları, kanların temizleme, dolaşımı ne artımı. Ne diyoruz o zaman? Biz ışıklar içinde mi yatsın deniyor? Ne deniyor o zaman? Bilmiyorum. Ya hocam. Bak onu bilmiyorum ama bu mesele bak. Şimdi gülüyoruz da. Şöyle yapsana. 100 yaşında. Bu kim? Bir anlatsana. Bir anlatayım. Bilmeyen için kim? Henry Kissinger. 50 yılın küresel projelerinin arkasında nasıl olduğu, nasıl bir gücü var? Bir anlatsana hocam. 1923 yılında Almanya'da doğan bir Yahudi kökenli bir kişi. Ha, bir dakika ve dur burada. Durdum. Bir daha tekrar. Durdum. Yahudi kökenli. E tabii başta zaten öyle olması lazım. Arkadaşlar işte. O ilk şart. Bu ülkede anlamayan birçok beyin... Ya burada kökeni başka da olabilirdi. Ayrı bir şey ama şu var. Hayır. Bu kökenler çok özel kökenler. Bak bunu anlamalısınız. Dünyaya şekil veren üstün insanların ırk. Üstün ırk. Köküne bakın. Mavi kana gidiyor. Ya bunlar ben Yahudiyim diye çıkmaz ortaya. Bunlar ben mavi kanlıyım diyor. Bunlar yaratık olduklarını kendileri her zaman itiraf ediyorlar. Bunların dini yok. Bak herkes bilsin bunların dini Yahudilik de değil. Hristiyanlık da değil. Küreselciler genelde bunlar zaten başka paganizm, bir dinde. Aynen kendileri bir din oluşturma algısını yürütüyorlar da. Bir anlatsana yaptığı işleri. 1923 doğumlu Almanya. İşte Hitler'in zulmünden kaçıp şeye giden göçmenlerden bir tanesi Amerika'ya. 1938'lerde gidiyor. Amerika'ya gittikten sonra bak çok ilginç hikayesi var Rockefeller. Her ne hikmetse Almanya'dan Amerika'ya gidenler Amerika'nın en kritik kurumlarında görev yapmış, en kritik kurumları oluşturmuşlar, kurmuşlar ki Binay Birit meselesini anlatmıştık burada. O da Almanya'dan kaçanlar kurmuştu biliyorsunuz. Hı hı. Ya çok bugün dünyada çok devasa bir örgüt. Detaylarına girmeyelim. 1883'de kuruldu. Evet, Henry Kissinger Rockefeller ailesiyle çok erken yaşlarda tanışıyor. Bakın, Henry Kissinger'ın Rockefeller ailesiyle tanışmasından sonra kariyer basamaklarının birer birer çıktığını görüyorsunuz. Öncelikle Rockefeller Kardeşler Vakfı'nın üst düzey yöneticiliğine getiriliyor. Buraya getirildikten sonra Amerika'da şeyleri yükselişi devam ediyor. Amerikan ordusunda 3 yıl çalışıyor. İstihbaratçı olarak çalışıyor. Ve ondan sonra da biliyorsunuz Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'na yükseliyor. Aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yapıyor. Ve önemli olan şey şu. Henry Kissinger bu görevlerden, resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra da görevi hiç bitmiyor onu söyleyeyim. Hani Ali Hoca söyledi ya işte Çin'le arası çok iyiydi. Bakın bugün Çin'i biz sosyalist bir devlet olarak biliyoruz. Bize öyle tanıtılıyor. Çin sosyalist devlet falan değil. Çin esasında küreselcilerin sermayesinin kontrolünü sağlayan ya da sermayesine ev sahipliği yapan bir ülkedir. Yeni dünya düzeninin yeni dünya düzeninin merkezi. Rol modelidir. Evet. Şimdi Nat Rothschild geçtiğimiz günlerde aylarda
Ne dedi? Ya dünya tarihi bugüne kadar hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakın yani. Evet. Rothschild'ler nerede? Küresel sosyalizm nerede? Düşünün yani, böyle değil. Neyi örnek gösteriyorlar? Çin'i örnek gösteriyorlar. Koronavirüs sürecinde Bill Gates nereye örnek gösterdi? Çin'i örnek gösterdi. Neden? Oradaki uygulamalar baskıyı tabii. Oradaki dijitalizmi. Şimdi onu örnek gösteriyorlar. Bunu kim sağladı biliyor musunuz? İşte bu ölen Henry Kissinger. Mesela Henry Kissinger'la Putin'in arası çok iyidir. Henry Kissinger'la Xi Jinping'in arası çok iyidir. En son gezisini de zaten ziyaretini de Çin'e yaptı. Xi evet. Jinping'le sık sık görüşürlerdi. 1970'li yıllardan sonra Çin'i o bir takım hani meşhur içeceklere açan ve meşhur dünyaca tanınan içecek ve yiyecekleri oraya sokan, kapitalizmin simgelerini oraya sokan kişidir. Ve Cimerika projesi vardır. Cimerika, o da şu, Amerika ile Çin'i bir araya getirerek dünyayı bu iki devletin yönetmesini ister Henry Kissinger. Buna çok ölünceye kadar uğraştı. Ve gerek Rusya ile gerek Çin'le ilişkileri, gayri meşru ilişkileri ya da gayri resmi ilişkileri yürüten kişidir esasında. Aynı zamanda da bakın konsey, Dış İlişkiler Konseyi'nin kurucu üyelerindendir. Çok önemli bir kişidir. Orada Dış İlişkiler Konseyi biliyorsunuz Rockefeller ailesinin kurmuş olduğu küresel örümcek ağının tepe noktalarından bir tanesidir. Dolayısıyla zaten buraya üye olmayan hiçbir kişi Amerikan Dışişleri Bakanı olamaz. Henry Kissinger bunları yöneten kişidir. Yani derler ki Henry Kissinger siyaseti bıraktıktan sonra aynı zamanda o Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'na gelecek kişileri tespit edip onu ilgili yerlere bildiren kişidir. Ve aynı zamanda da dünyada mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizamın en önemli teorisyenlerinden birisidir. O yüzden hani tek tek gidiyorlar. Dünya kimseye kalmıyor. Rockefeller o da çok uğraştı. Çok fazla yaşamak istedi. O da 102 yaşında gitmiş. Öyle, 200 yaşımı görmek istiyorum diyordu. 200. yaşında. Yani bu insanlar ölmek istemiyor ama yani öyle bir dünya yok. Ne yaparsanız yapın. Şu anda küreselcilerin çare bulamadıkları en önemli olaylardan işte bir tanesi de ölüm. Bak, daha doğrusu ölümsüzlük. Bak, transhümanizm yolunda ilerliyorlar. Çünkü evet. Bak bu organ nakillerinin ötesinde. Şimdi bir şey söyleyeceğim de belki ters anlaşılır. Çok dikkatli bir dil kullanacağım burada. Domuz. Domuzdan alınan birçok organ insana uyuyor. Sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Domuzun aslında İslam dininde yasaklanması da o yüzden. Hani derler ya kendi pisliğini yiyor. Aslında o değil. Bak ne biliyor musun? Domuz insan geni taşıyor kardeşim. Ama domuzun insan geni taşıması İslam'a ait değil. Ne yazık ki bir dönem insanlara açıklanmayan bir bilgi var. İnsanlara müdahale yapılırken domuzlara da insan geni enjekte edilmiş bir yapıdan söz ediliyor. Bundan 15 bin yıl önceden bahsediyorum. Şeyde tıbbi çalışmalarda domuzla ilgili çalışmalar var ama ben o konuda biraz farklı düşünüyorum. Hatta bir araştırma da okumuştum. Şimdi İslam'da da şu var, evet haram. Ama etinin yenmesi haram. Etin yenmesi haram bir çünkü insan geni taşıyor. Ölmemek için bazı şeyler vardır İslam'da. O muaf tutulmuş o muaf, zaman. Yani evet. Ölmemek için zaruret miktarınca yiyebilirsin, o başka bir şey ama yani buradaki sınır haram kısmı yemek. Ama derisinden, organından ya da başka bir şeyinden tedavi anlamında işte kullanılması ile ilgili bir fetva var şimdi mı bak, bunu bilmiyorum. Yok. Yemek haram. Onu söylüyorum zaten. Ama diğeriyle ilgili bir... Ya o dönem zaten organ maddi diye bir şey yok. Yani o ayrı ama şöyle bir şey var. Bir insan geni taşıdığı için domuz üzerindeki birçok kulaklar falan üretiliyor. Görüyorsunuz donanı. Yani onların üzerinden alıp insanlara naklediliyor. Geçen gün galiba bir kalp nakli yapıldı. Galiba değil yapıldı insana. Tamam, kalp ve nakli adam domuz yaşıyor. Kalbiydi ha, işte o. Yani insan geni taşıyan bir hayvandan söz ediyoruz. Buna da gene bir takım varlıkların müdahalesi söz konusu. O söylemiyorum isimlerini. Metafizikle ilgili mi diyorsun sen? Anunnakilerle ilgili bir olay bu. Yani kardeşim bak Sümerlerle ilgili bu Amerikalıların hiçbir filmi yoktur. Bakın Amerikalılar gider en ilkel taş devrinin filmi yapılmıştır şeyde Hollywood'da. Ama siz hiçbir şekilde Hollywood'da bir tane Anunnakilerle ilgili film bulamazsınız. Yapmıyor, yasak. Çünkü asıl sırlar orada yatıyor. Şöyle dışarıdan bir müdahale var. Bu ilahi müdahale değil. Tamam mı? Orada bir hani atıyorum çok gelişmiş bir insan ırkını gidip Afrika'da
çocuklara genetik müdahale etmesi gibi bir müdahale var. Bu müdahale sonucu domuz buna dönüşmüş. Peki nasıl dönüşmüş? İddiada şu, ne yazık ki o gelen uygarlık insan eti yiyormuş. Böyle bir iddia var. Anunnakilerden mi bahsediyorsun? Evet. İnsan eti yenmesini kendi kralları engelleyebilmek amacıyla işte domuza bir şekilde böyle genetik müdahale sonucu domuzu hani bir şekilde onlara... Tabii iddia ama şeyle ama ilgili iddia. Aslında onun altı dolmuyor. Besin ama enerji kaynağının aslında altın ve diğer işte bak, madenlerle ilgili dolmuyor. Olduğu söyleniyor. Ama altı, boş, yapılan, boş bir iddia. Murat yapılan şeylerde insan geni taşıdığı çıktı orada. Orada şu var, şuna karşı konuşabiliriz belki yani şimdi... ölümsüzlüğü arıyorlar Murat hocamın dediği gibi i̇şte ölümsüzlük içerisinde. Oraya geldik. Bu mümkün şöyle değil. Yani biz inanan taraftan baktığımızda inançlı evet. olduğumuz için baktığımızda İslam'da zaten buna kesinlikle bir ölüm olduğu ile ilgili ayetle sabit yorum yapıyor. Bunlar şunu diyorlar. Yani zaten dediğin gibi senin dinleri bir ortadan kaldırma. Hani burada İslam, hepsi Hristiyanlık, Musevilik değil. Hepsini tamamen dinsizleştirilme projesi hem dinsizleştirilme hem de cinsiyetsizleştirme projelerin altında bu şekilde çalıştıkları için. Yani şunu hep konuştuk biz yayınlarda. Teknolojiyi hiçbir zaman dövmüyoruz. Evet, taşlı bir hastayı, görmeyen bir insanı sen gerçekten görebilecek hale getiriyorsan, taşlı bir hastayı yürütebilecek bir hale getiriyorsan dua ederiz. Tabii ki de bu önemli bir şeydir. Ama şuraya geliyorsan eğer ben onun organını değiştiririm, işte bacağını değiştiririm, şunu değiştiririm, ömrünü uzatırım. Yine parça takarım. Ölümsüzlüğe götürürüm diyorsan, ya orada lastik patlıyor. Öyle bir dünya, öyle bir gerçeklik yok. Bunu arıyorlar, evet. Oraya götürmeye çalışıyorlar. Zaten Rockefeller'in de yapmaya çalıştığı oydu. Ben 200. yaşımı göreceğim dediği. Bütün organlarını değiştirmesi, kanlarının değiştirilmesi, çocuk organlarıyla hatta değiştirilmesi maalesef. De onu kurtarmadı. İşte Gazze'deki olaya da gidiyoruz buradan. Gibi. Oradaki anlayın çocukların yani. İşte organlarının alınması. Niye çocukları alıyorsun? Çünkü daha sağlıklı, hastalıksız falan. Dolayısıyla şeyi atlıyorlar. Yani yapay zekayla, ten hassasiyetindeki robotlarla da biz bunu aktarırız. Facebook'un böyle bir projesi vardı ya. Zihin, makine. Zihin nakli gibi. Elon Musk da bir robotu hatta domuzla beraber bir çalışmalar yaptı. Frekansların bilgisayarı. Zaten Neuralink şey projesi. Neuralink zaten onun asıl açan kapı projeydi. İzin alındı mı? Şunu düşünüyorlar. Yani sen ölmeden önce aynı nasıl vasiyet ediyorsun organlarını falan veriyorsun ya onun gibi. Ben gelecekte yani ölmeden önce bu vasiyeti ediyorum. Benim zihnim, beynim, düşüncem bir bilgisayara kopyalansın, kaydedilsin. O da bir robota aktarılsın. Robot da aynı ten hassasiyetinde bir robot da yarın anneni, babanı, dedeni kimse tekrar çıksın. Ölümsüzlüğe öyle ulaşalım. İlk etapta bir robota aktaralım. Sonrasında da organların değiştirilmesiyle beraber de ölümsüzlüğü tırnak içerisinde bulalım projesi. Ruhu atlıyorlar burada. Zihnin kopyalanması, beyindeki o hareketlerin, elektromanyetik dalgaların kopyalanması başka bir şey. Bunu yapıyorlar zaten şu an. Ama anlayamadıkları tek şey ruh. Aslında ruhun kopyalanması diye bir şey yok. Allah ben ruhumdan üfledim dedi. O ruhun hala bilinememesi işte bunların aslında lastiğini patlatan nokta. En zayıf nokta. En zayıf. O evet. Çözemedikleri için, çözemeyecekleri için de ölümsüzlük diye bir projenin hiçbir zaman mümkün olmayacağı zaten açık ortada ama anlatmaya devam ediyor. Çünkü ne var arkada? Yanıltan, yaparsınız diyen, düşman gösteren, yaratıcıya düşman gösteren bir iblis var, bir şeytan var. Onun da emirlerini doğru, direkt alarak uygulamaya çalışan da bir ırk, üstün ırk desinler, mavi ırk desinler fark etmez. Savaş var, hak ve batıl savaşı var. Kıyamete kadar da böyle gidecek. Bu konu sabaha kadar gider, konuşuruz ama şu Çin'de yeni bir virüs mü var, saklanıyor mu? Onu konuşalım. Hocam o soruyu sana sormuş olayım ama şu videoyu bir alalım önce. Bir saniye. Şu zenginler uçağa binecek, binemeyecek. 5 numara. Onu bir hazırladık mı? Dünya Ekonomik Forumu sözcüsü. Evet o enteresan bir çıkış. Yani zenginler uçağa binecek, yoksullar binemeyecek. Çünkü onun tecrübesi sende var. Karbon ayak iziyle ilgili işte vergi yoksullar. Evrensel maaşlarıyla bu aralar zaten evrensel gelirleri yetmeyecek. 28.
İklim zirvesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda yapılıyor. Dünya nüfusuna aslında bir evrensel maaş mı veriliyor? Bu proje biz zaten yıllarca anlattık. Gündeme bunu geldi. Dünya Ekonomik Forumu sözcüsü bizzat kendisi ifade etti. Bir hemen alalım, bir beşi dinleyelim. Çünkü vaktimiz dar oluyor. Konu çok. There's going to be people of means who are going to travel. And then there's going to be people maybe who are of lesser means who might actually be able to use an Oculus or a Magic Leap or some other kind of device to travel to the same place but from their own couch. But in many ways, it's actually going to create even more distance between those two people. Konuşuyor, altyazısı yok da bunun. Sesi alalım çünkü altyazı yok. Burada notumda da var benim hocam. Onu söyleyeyim hemen diyor. Sana yoruma bırakayım. Evet. Karbon ayak iziyle ilgili çıkan vergiye yoksullar evrensel geliri yetmediği için ödeyemeyecekler. Karbon ayak izi vergisini. Dolayısıyla zenginler ödeyebilecek, uçakları rahat rahat ziyaret edebilecekler, bir yerlere gidebilecekler. Yoksullar da evlerinde metaverse ile uğraşsınlar gibi çıkamayacaklar, dışarıya gezemeyecekler şeklinde bir yorumu var. Mealen yorum alayım. Şimdi bu karbon ayak izi, karbon vergisi artık bütün Avrupa'da yürürlüğe giriyor. Bununla ilgili yasa bile çıkardılar. Şimdi evet. Önümüzdeki dönemde biz karbon vergisi, ki ülkemizde de sanırım böyle bir çalışma var zaten. Bu karbon vergisi bütün dünyanın gündemine girecek. Böyle bir vergi var. Nedir? Daha fazla nefes alma vergisi esasında. Tabii. Şimdi şu var. Evet, tabii ki temiz bir dünyayı hepimiz istiyoruz. Yani dünya kirlenmesin. Dünyayı kim kirletiyorsa bedelini ödesin. Bunu tabii ki söylüyoruz. Ve herkes hani kapısının önünü süpürsün, temizliğe buradan başlasın deriz ya. Evet, herkes kendi üzerine düşeni yapsın doğal olarak. Fakat burada bu proje öyle kalıyor ki, öyle geliyor ki bize, yine bu da garibanların başına patlayacak, garibanları kısıtlayacak bir projeden başka bir şey değil. Zira bakın açık net şekilde Dünya Ekonomik Forumu sözcüsü şunu diyor. Diyor ki burada diyor artık uçakla seyahat etmek lüks haline gelecek. Kim için? Normal vatandaşlar için, yani sizin bizim için. Ama zenginler yapacak diyor. Niye? Çünkü karbon vergisini zenginler ödeyecek. Ve fakirlerin, yani halkın ödeme gücü olmayacak diyor. Oysa, bak oysa sadece Jeff Bezos'un, biraz önce şeyden bahsettik yani bu küresel elitlerden vesaire filan. Jeff Bezos'un o lüks yatının, bakın bir seferde çıkarmış olduğu karbon salınımı, bir kişinin ömrü boyunca çıkardığı karbon salınımının 447 katı. Olsun, Jeff Bezos'un parası var, ödüyor. İşte onu diyor zaten. Onu diyor. Bu ne demek? Yani dünyada, bakın dünyada 26 kişinin geliri, bak 26 kişinin geliri dünya nüfusunun %50'sinin gelirinden daha fazla. Yani böyle bir adaletsizlik sistem. Ya her şeyde var yani. Her şeyde var kardeşim. Yoksa öyle küresel adalet, küresel hak, hukuk, böyle bir şey yok kardeşim. Yayından önce profesör ya, ve buradaki şeylerle görüşmüştük, yani bunu konuştuk. Ya adalet madalet yok kardeşim. Ne adalet? Ne adalet? Yani dünyada hiçbir zaman adalet olmadı ama Orhan Veli'yi hatırlattınız bana ya. Orhan Veli şöyleydi. Ben çok severim Orhan Veli'yi arkadaşlar. Yani böyle bayılırdım bir dönem okumaya. Evet, 11 hazırlayalım. 11. Şöyle diyordu. Hava bedava, su bedava, bedava yaşıyoruz. Bedava diye bir şiiri var onun. Evet, hatırlıyorum. Yani şimdi Orhan Veli'yi böyle şimdi öyle bir şey yok. Sonra hava su Özal, da bedava değil ha. Özal geldi. Suya dedi para ödeyeceksiniz. Ben çok şaşırmıştım. Arkadaşlar biz o dönem suya para ödemiyorduk. Özal dedi ki olmaz. Her şeyin bedeli var. Hizmet veriyoruz. Evet. Para. Ben ilk 2 ay para öderken, o zaman gençlik zamanım, isyan etmiştim. Suya para mı olur Allah'ın suyuna? Şimdi alıştın değil mi? En sonunda alıştık. En sonunda ne olduk? Hava da artık bedava değil. Orhan Veli'nin şiiri artık geçerliliğini bitirdi. Yani anlamı kalmadı. Havayı da parayla satacaklar. Çünkü şöyle bir durum var. Hep anlattığımız gibi karbon vergisine ne yazık ki, ne yazık ki bütün ülkeler, Türkiye'de dahil oldu. Bu karbon vergisinin ardında korkunç bir proje var. Bu projenin adı insanları evrensel gelire mahkum edecek. Temel olan, gelir orada söylüyor. Temel evet, geliri, buna temel geliri yetmeyecek kelebekte, diyor. 11. Yani bak insanların 1/3'ü çöp olacak. Hep aynı şeyi hatırlatalım. Bizi dinleyenler anlasın. Kim demişti bunu? Harari. Harari dedi ki ne yazık ki dedi. Ne yazık da demedi. Büyük bir keyifle 1/3'ü çöp olacak evet, dedi. İnsana çöp muamelesi yapan bir zihniyet
Senin uçağa binmen çok mu önemli? Ya yakında yiyecek vermeyecekler. Evrensel temel gelirin ne? Diyecek ki senin yiyecek almaya paran yetmiyor. Çünkü bu karbon salınımı var ya, etin şuyun buyun. Uçuracak fiyatları. Sana biz bu ürettiğimiz haplardan verelim de sen evrensel temel gelirle onunla yaşa. Hapla beslenecek. Ne hapı hocam ya? Ya besin hapları. Kırmızı mı, mavi sahte mi? Yapay et nasıl çıktı? İzin çıktı. Amerika'da, Avrupa'da çıktı. Yapay tavuk da var. Yapay yumurta Çin'de satışta. Tamam mı? Bunu daha küçültecekler ve bak küçülttükten sonra şu denecek. Karbon salınımı azalacak. Çünkü tuvalet ihtiyacınız çok azalacak. Hapla besleneceksiniz. Evet. Protein, mineraller var. Peki ne olacak biliyor musun? İnsanın fıtratını değiştiriyorlar. Ya vücut şeklin değişecek. Ya zaten doğal şu an her şey değişecek. Vaktimiz çok az. Putin'in kapağı vardı. Ekonomist kapağı. Onu alacağız. Ama şunu bir cümleyle yorumlarsın hocam. Bu Texas Başsavcılığı. Texas Başsavcılığı aşılarla ilgili bir görseli var. Koronavirüs aşılarıyla ilgili yeterli aydınlık yanlış var, yönlendirildiği, kamuoyunun yanlış yönlendirildiği, tamam, ve içeriğinin açıklanmadığı ve kamuoyunu yanıltıldığı gerekçesiyle Pfizer'a dava açtı. Hı hı. Onun belgesi. Evet. Onun şey yani. Tamam. Peki, hemen bir dakika. Ekleme çok az hocam. Ünlü bilim insanlarımız nerede? Kayıplar şu an. Nerede? Görmüyorlar. Onlar mucize. Hemen çok hızlı, vaktimiz az. Ha, bu yine evet, böyle sürekli bunları tartışıyoruz. Herhalde son. Bu da The Economist dergisinin bu haftaki sayısı. Evet, Putin şöyle şimdi tek göz, tek gözün içinde tek kuru gözün kafalar var. Önce diyor ki Putin var, kazanıyor mu diye başlık atmış. O da şu, yani şeyi kastediyor. Ukrayna savaşını kastediyor. Geçmiş olsun Avrupa için diyorum. Çünkü evet, Putin bu savaşı kazanıyor. Bu net. Burada da savaş makinesine benzetmişler. Orada da Rusya'nın savaş makinesinin içerisinde. Yani Rusya savaş makinesi gibi bir şey. Dişliler ne anlama geliyor diyorsun? Dişler ve burada bir zaman var, saat var. Bu yani sonuçta saat işliyor. Putin her geçen saat diyor güçlü hale geliyor. Bir savaş makinesi hale geliyor. Bir kıyamet saati olarak da ifade edilebilir. Yani çünkü burada tam olarak renkler tutmuyor belki. Kur'an'da da saat yani 12'ye 5 10 var. Evet. 12'ye geliyor dikkatli bir şekilde. Burada savaş çarkı dönüyor. Savaş makinesi. Kremlin zaten. Yani askeri sistem var. Kısacası Putin de burada dikkat ederseniz tek gözlü bir canavara benzetilmiş bir yerde. Yani savaş, kırmızı da savaşı işaret eder zaten. Tamamen Putin'i bir savaş makinesi olarak görüyor ve diyor ki Putin artık bu savaşı kazanıyor. Sıra Avrupa Birliği'nde. Burada bir tek göz de tek göz algılıyor musun? Tek göz meselesini Haluk hocam daha iyi anlatır. Tek gözün içinde şey şöyle var. Yapalım. Kelebekte bunu tam ortaya alalım. Hocam tek şimdi gözle ilgili yorum yapalım. Gerek yok. Ben dün de yaptığım için dün başka bir televizyondaydım. televizyon hocam. Evet, geziyoruz. Program. Kelebekle görelim onu. Sol göz kullanılmış. Burada şu var. Aynı zamanda diyor ki bak diyor işte sosyalizm ya da komünizm adında size çıkardıkları o sol gözün içinde cesetler yatıyor. Evet. Cesetler, kuru kafalar var. Şeyler var orada. İskeletler var. Ölüm saçacak size. Evet. Yani Putin üzerinden bir korku sergilemişler. Aslında Putin şu an çok mutlu. Onu söyleyeyim. Programın sonu geliyor. Herhalde kesmek zorundayım. Evet. Putin mutlu. Neden biliyor musun? Gazze savaşı devam ettiği sürece Putin daha da güçlenecek ve Ukrayna'nın dibini çıkaracak. Ukrayna çöpe gitti bu savaş sürdüğü sürece. İsrail ve Amerika özellikle bu savaşı, İsrail savaşını uzatmaya çalışıyor. Sanki Amerika Putin'e yardım ediyor. Çok ilginç. Yani enteresan, çünkü Ukrayna'ya giden bütün Avrupa'daki yardımların çoğu kesildi. Onu söyleyeyim. Evet. Yani Ukrayna'ya geçmiş olsun. Zelenski'ye de yeni bir ülke bulun. Olay bitsin. Ne kadar var yönetmenim? Şu Çin'le ilgili şey var mı? Çin'le ilgili zamanımız bir var. Süreyi bakalım zaman var ne mı? Kadar var? 10 dakikamız var. Tamam. 8-10 dakika var. Şöyle yapalım. 2024 yılında güneş fırtınaları ile ilgili ve elektrik kesintileri ve internet Ali kesintisi. Hoca onu anlasın, evet. Yani. Bilim insanları uyardı. Çünkü şu 12'yi alalım. Görsel olarak. Üzerine Haluk hocam bir yorum yapsın. Arkadaşlar bakın, iki senedir bu konuda yayın yapıyorum, uyarıyoruz. Birileri kahkaha atıyor, birileri önemsemiyor ama artık tehlike geldi, kapıya dayandı. Herkese çekme elektrikler yani. Olay şu, bak olay şu. Güneşin hiç, hani buradan baktığınızda, dünyadan bakıldığında, teleskopla yani incelendiğinde,
siyah siyah çizgiler var. O siyah çizgiler aslında büyük patlamalardan sonra oluşan dev yarıklar ve oradan da tekrar yeni gelen patlamaları işaret ediyor. Geçen sene 100 bin kilometre uzunluğunda bir siyah yarık fark edildi orada, çizgi. Ve bu korkunçtu ve bilim insanları uyarmaya başladı. Dediler ki bu çok hızlı büyüyor, dehşet bir uzunluk ve bu büyüdüğü zaman 2025'i işaret etmişlerdi. Ne yazık ki dünyadaki birçok internet sistemi, elektrik sistemleri ve dünyanın yaşam hatları felç olabilir. Şu anda 2024'e çektiler çünkü güneşteki siyah lekelerin sayısı artmaya başladı. Eğer o güneş fırtınası dünyaya ulaşırsa ki geçtiğimiz yıllarda bir kere oldu, iletişim kesildi, telefonla şeyler kesildi, bütün hatlar kesildi, internetin durması demek ne yazık ki banka sisteminin çökmesi demek. Bankaların kapısına gittiğinizde bankaların kilitli olması demek. Bütün mevduatların orada olduğunu düşünün. Bir de dijitalizme geçtik. Dijital nedenle nakit kalktı, nakdin olmadığı bir yerde eğer internet sistemi çökerse dünya çöker. Bu bir felaket, yapay bir kıyamet demektir. Bunun önlemini bazı Türkiye'deki bankalardan biliyorum. Manuel dosyalama yapmaya başladılar. O bir de o ilkel basic, bir de basic programı vardı, hatırlıyor musun? İlk bilgisayar çıktığında bir de onun şey COBOL. Basic, COBOL gibi basicler. Onlar tarihe karıştı diyorduk. Şu an o sistemi kullanan garanti olsun diye onlar etkilenmiyormuş. O yüzden emekli insanları kadrosunu alan bir takım bankalar var. İşte eski ama, işletim sistemleri. Yani onu gençler bilmiyor. İşte dostlar. O eski insanlar çalışıyor şu an. Oradan bir yedekleme yapıldığını biliyorum. Bak Türkiye'de de yapılıyor bu. Demek ki tehdit çok büyük. Ama peki bir şey halka açıklanmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani, bakın bunları bilim insanları uyarıyor değil mi? Bilim insanları söylüyor. Tamam. 2024 yılındaki zaten bunu doğrulayan başka şeyler de var. Mesela Dünya Ekonomik Forumu harıl harıl mesela 2020 ve 2022 yıllarında iki tane küresel anlamda, küresel çapta siber saldırı tatbikatları yaptı. Doğru. Peki bütün dünya dijital paraya geçiyor. Geçtiğimiz hafta konuştuk ve bugün 140 ülke dijital paranın altyapısını hemen hemen hazırladılar. Bizim ülkemiz de dahil olmak Türkiye üzere. Peki, dahil, evet. Peki bu dijital paraya geçtikten sonra bu internet olayı patlak verirse, yani güneşin patlaması sebebiyle, güneş patlamaları evet, nedeniyle internet haftalarca durursa, giderse ne yapacağız biz? Nasıl ya alışveriş yapacağız? Kıyamet dedim işte. Kıyamet bu. Yastık altı ayırman lazım biraz. Yastık altı nakit yok. Nasıl? Nakit yok. Altın maltın artık. Altın da yani geçmiyor. Altını da nakit parayla alacaksın. Yok yok, aç kalacaksın Murat. Ya arkadaşlar bakın, aç kalacaksın. Kıyamet hazırlayacağız. Tamam mı? Ha, kile evet. Kıyamet. Bak, önemli bunu. Yani gıda stokladın yoksa bittin. Kuru bakliyat. Ya da dağın başında makarna. Köydeysen ya, köydeysen kendin ürünlerin varsa. Ya bunu gülüyoruz da ciddi bir sorun, bak çok ciddi bir hayır, sorun. Hayır, bu kıyamet. Bunun farkında var esasında. Ya. Ama kıyamet, ben şuna üzülüyorum. Yani bunu bile bile bütün dünyayı dijital paraya geçirme konusunda niye kararlılar? Proje bu, Zora sokmak, kaosa sokmak. Bak şu proje bu. Bak şunu benimsiyorum. Zaten bugün birçok alanda dijital parayı biz kullanıyoruz. Dijital para dediğimiz kredi kartı da dijital i̇şte para dijital sayılabilir. Para, telefonla sonuçta, para gönderme de dijital para sayılabilir. Para görmüyoruz ki zaten. Ama şu var. Yani cebimizde kardeşim şurada iyi kötü nakitimiz var. Ya çıkarım göstereyim mi? Var şey ne kadar var şu anda? Ne? Hocam şu an ne kadar var? Ne kadar var? Ya 200 lira param var ya. Şimdi bak. Zengin. Şimdi bak. Haluk Hocam'da daha çok var. Haluk Hoca'da da Haluk Hoca paranın yok, ben şeyi nakit taşımıyorum artık. Neyse. Şimdi bak. Dijitale geçmiş o. Yani burada eğer dijital olarak ben bir şey alamıyorsam evet, bankada hesabın falan yoksa işte, cebimdeki paradan alabiliyorum kardeşim ya. Nakiti niye kaldırıyorsunuz? Yani neden ısrarla nakitsiz toplum diyorsunuz? Ne olacak güneş ya patlamaları olduğunda, internet kesildiğinde biz ilacımızı, ekmeğimizi, yemeğimizi, suyumuzu nasıl alacağız? Onu komşuya da gidemezsin, onda da yok. Ya bu yapay kıyamet, tamam mı? Bak bunun planını yapmış küresel. Siber olarak kıyamet demek daha şey. Ya yapay işte, evet, siber yapay kıyamet. Bunu getirecekler ki dünya alt üst olsun, insanlar sokaklara dökülsün, açız diye isyan başlasın, tamam mı? Onun sonunda buyurun size işte neon projesi İslam, evet, dünyasına. Öbür tarafa akıllı şehirlerle birlikte
Hadi dünya devleti, herkes de kabul edecek. Çünkü bitti mi? Açlık, yine felaket. Yine bizi korkuttu. 10 dakika vardı ama ya, şu Çin'e gidemedik değil mi? Bitti. Şöyle yok bitti. Yine korkuttu geçiyor. Ama dünyada güzel şeyler de oluyor. Şu sivrisinekler hava savunma sistemi geliştirmiş Çin'de. Ha, bir mühendis. Kısaca çok kısa onu alalım, kapatacağız. Yani güzel şeyler de oluyor dünyada kardeşim, diye. Kardeşim tamam da yani bilgiyiz. Sivrisineklerin genetiğini değiştirince adamlar hava savunma sistemleri geliştirmişler. Ya sivrisineklere karşı hava savunma sistemi. Geldi mi? Yok gelmedi. Alalım. Evet. Evet. Bir tane alırsın artık. Evet, o hocam da şey var, o süpürgeler var ya. Yerde, onun üstüne monte edelim. Radarda neydi o, akıllı süpürge miydi? Akıllı süpürge. Var mı hocam robot sende? Süpürge. Robot süpürge. O evde yalnız kameraya da alıyormuş. Resim, aptal resim falan benim çekiyormuş. Bilgisayarsız kendi böyle bir şey yok. Aptal olanı senin eve koymazlar. Yok görüyoruz. Ses kaydı, görüntü kaydı da alıyormuş. Onun hocam, üzerine monte edebilirsin. Gerçekten. Evet. Yapılır yani. Yapılır değil mi? Evet. Programın sonuna geldik. Ağzına sağlık hocam. Murat Akan, stratejist yazar ve araştırmacı yazar Haluk Özgür. Teşekkür ederiz. Şey kaldı. Haftaya konuşuruz. İslam ordusu konusu kaldı. Evet. Biraz daha çok görsel ve detaylara gireceğiz. Turan ordusu, İslam ordusu. Onu biraz detaylandırır. Konuşuruz. Evet. Büyük resim haftaya kısmet olursa yine bu ekranlarda, Lider Haber ekranlarında olacak. Lider Haber'in de YouTube kanalına mutlaka destek olun. Kaçıranlar tekrar izleyebilirler. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.